We have very little left in the non-linear regression case, and then we'll continue decision trees today, and then we have one more hour next Tuesday, and then if something remains afterwards, maybe I can do one additional hour, and then I'll do the video, which is to complete the rest of the decision trees, like random forest and a couple of other methods that I'll at least describe you to complete the whole machine learning techniques altogether. So once I finish nonlinearity, I'll introduce decision trees, and then let's see how we go. And also I have to leave maybe 5-10 minutes before, since we have a guest lecture in the other course. Hocam, ben bir şey sorabilir miyim çok kısa hemen? Tabii. Bu project proposal'da biz, yani 5 kişi biz Ayhan Hoca'dan proje almıştık ya. Evet. Yani o bir project proposal vermemiz gerekiyor mu? Bizim testlerimiz biraz barizdi, biz üzerine çalışıyoruz ama. Ya 5-6 madde bir şey yazsanız ne olduğunu görmek açısından iyi olabilir. Çok fazla uzun bir tamam. Şey. Notlamayacağım zaten onu. Hani progress report gibi yani. Hani tamam. Bir şey eksik gördüğümüz bir şey olursa feedback verelim anlamında. Tamamdır. Tamam. So we were discussing about nonlinearity, and then we discussed why nonlinearity has been initially popular and then became less popular and then became popular, and we have this type of fashion in science as well, in economics and finance too. Nonlinearity is one of those. So in 1980s, late 1980s and a bit of 2000, the beginning of the year 2000, there has been some attempt where those nonlinear models have been introduced. They are very popular in physics and other disciplines particularly, and then economics at some stage simply had a first look over them. And initially there has been lots of nonlinear models, and people start to think maybe chaos theory could work, because as we know, in all the economic theories mainly made in linear models, and then people start to challenge that maybe nonlinear models can come along, and some of these models start to become like nonlinear stuff, and then some of these differential equations, nonlinear difference or differential equations have been popular, so you might end up with like a whole chaotic structure from a typical economic balance, which is of course not very conventional from a more established economic theories or mainstream economic theory. They are not very popular, and that was kind of a challenge initially. And then there has been empirical attempts to do the nonlinear models, to do the nonlinear fitting. And testing for chaos, we have so many cases here. And then later on, somehow, all these research start to fade away for various reasons. That is, let's say, one reason, for instance, or let me go a bit more. So first of all, the linearity is very popular in economics, and things become very easy or handle, it can easily be handled by linear world. But once you switch back to non-linearity, things get more complex, and usually theory needs to somehow correct it according to that. And theory cannot really, I mean, what mainstream economists usually pushes that if there should be a theory, economic theory that we can derive for the empirics. However, in other sciences too, I mean, you might observe things, and if you see some anomaly, or if you see some type of pattern, some type of regularity, then you can simply say, okay, maybe you can build up the theory later. So that's like a very methodological issue, but over here, the dominant ideology is first theory and then empirics. That is, of course, an arguable issue. However, as you see in this course, and you will see more in the future, that life goes on the basis of pragmatic issues too. That's why all these machine learning techniques have been very much used in
forecasting demand or price behavior or modeling or forecasting, even though they are not very popular in even economic theory. Anyway, there was a very well-known professor, Hal White. He has an important papers in neural network and everything. In 1991 or two, he and his co-author, Sting Combe, possibly as a physics or computer science person, they had a paper which is to promote the artificial neural networks. And then Liam White, Lee was my co-author, was a student of Granger and White in UC San Diego. And they had a paper and they were testing whether a time series is linear or not. And then many, many things became so popular in the beginning of 1990s. And until the year 2000, almost 20 years ago, they start to fade away, all this relationship. And the reason why they fade away, because first of all, there's no economic theory support for that. Okay, that is, of course, known from the first minute. Because economic theory mainly relies on linearity. So that's number one reason. The second reason is econometrically, it was hard to prove that. First, computationally, they are very expensive. Second, there's no theory how to build up ANN or neural network. And finally, it was not easy to prove that the quality of the estimators when you have a nonlinear model. So these are the reasons why it became less popular. However, now the popularity came again, not per se in economic theory, but in general, why there's a Hinton, Olivier Hinton from Jeffrey Hinton from Toronto at UC, computer science person, and Yang Wei, who is again a very well known. These are known as the godfathers of deep learning, and they have again shown that these type of excessively nonlinear models do really have an improvement over the image processing type of issues. So that's why, again, all these neural network and their variants became very popular afterwards. And then nobody really questions whether they fit in the theory or whatever. They're very much used in the applications. So as we discussed before, I'm not going to go over. The final thing which I should have mentioned is that nonlinearity is also important for least squares and also maximum likelihood. In the form of maximum likelihood, as we discussed before, for instance, even if the model is still linear, okay. However, you might be needing to add a distribution which might not be a normal distribution, could be a t-distribution. And then here, even though we have linear in parameters, but if the distribution is non-normal, then what you need to do, you have to use maximum likelihood method. And in this maximum likelihood method, again, our least squares can no longer be valid. Why? Because we have some additional parameters. You would see that if you were to be distributed T distribution, then it says new another degrees of freedom parameter, which is highly nonlinear. And in order to solve this model, you have to again come up with the log likelihood function, where you have now another parameter, that's all the beta vector plus the new parameter, which is going to be another complication here. So what I am saying is that the reason why we have to use nonlinear methods, even though we have linear in parameters, but we have non-normality, again, normal, nonlinear optimization methods or solution methods still will be used. Okay, so even in some cases, you might have nonlinearity in the parameters, plus you might have non-normal variables. Anyone who's interested in these, into the methodology of these things or to do modeling, and you should really feel comfortable about how to do this modeling, both in the perspectives of, all these nonlinearities. But in general, the logic is relatively straightforward.
I mean, I shouldn't say straightforward, but it follows a pattern. And pattern is, first of all, what is the cost function? Okay, so here sum of square residual is a cost that we discuss. Okay, but it could be the maximum likelihood, or the likelihood function is, say, that you would like to maximize, or could be mean square error, could be any variance, any variant that you need to first of all solve this type of a cost function. So that is, let's say, one part, and which is the important part. The second, of course, the parameters vector, let's say the betas that you would like to optimize. And then in the third one, you would find an algorithm that is applicable to find the minimum or maximum or optimized beta values that fits into your cost function. Okay, so these are, let's say, the three steps that we have to follow. In this context, betas are my parameters, and that is sum of square residual, which is my cost function. And how to solve that by using an algorithm, in our case, we might discuss one of the popular one, which is Newton-Raphson algorithm. Okay, but there are many other algorithms that might solve for. And also, let me tell you, for instance, industrial engineers are very good at these issues. So they might end up with different nonlinear techniques. But the ones which are very popular in maximum likelihood and in econometrics are relatively the things that which I will mention. They are popular methods anyway, but time to time, there are other even better optimization techniques, but not so much maybe suitable or popular in our context. But many of these routines like R and Python or Stata, MATLAB, even Excel has their own optimization routines, so you can choose. But here what I would like to show you is that what is, let's say, because there's a black box, so if you put in R and then if you solve that, there's a theta parameter, but it comes with a black box, and then you end up with a solution for that, but you don't know what it is. I'm trying to give you a flavor what works in it. So that is, again, if it's an R, if it's the Python, if it's MATLAB, there's a black box that solves here. Some are good routines, some aren't, depends. And let me give you one additional hint. For instance, in the ANN application that I did in R, it was important to transform the variables, so you cannot just let the X to go in if you want to work any. So what you have to do, we standardize X. So I have standard that like a ZX, so X minus X bar divided by sigma is where we've used. And in general, because all these ready routine algorithms require these type of transformations, because at least by that you know that they do not really explode or they have some kind of better behave variables. So you have to be very careful on what you do. I mean, no matter how theory works fine, in the practice things can get crazy at some stage. So here, what we discuss about that, so f function, so what we would like to find out is, when we say algorithm, f is a function, f basically feeds itself from its past realization of theta. So what we would like to find out is the theta hat parameter, which is the optimum, but I have to try different thetas where I is the index. So if that is my cost function, okay, I can try different, so theta 1, theta 3, theta 4. And where I will be stopping is exactly when I would like to find a pattern in which theta is not improving anymore. So we stop there and then we finish with that. Okay. Kesilebilir miyim? Tabii, tabii. Bu thetaların betalarla ne alakası vardı? Beta, okay, okay. Beta is a general, so in statistics or in general, my framework, in many others, is a general any type of parameters. So theta is beta in a way. Okay? Say theta is a parameter vector in general. Yani çok daha genelleştirmiş oluyoruz. Yani beta demiş olsak fark etmez ama ileride kullanacağımız her türlü parametre için gösterim olarak theta diyoruz. Anlatabiliyor. Yani beta orada alt kümesi gibi diyebiliriz. Yani regression'da beta kullanıyoruz ama mesela ne bileyim şeyde maximum likelihood'da belli parametreler theta ismi olabilir falan. Yani her durumda x gibi düşün. X nasıl variable tanımlıyor? Biz burada spesifik x'imiz beta, öde şey işimiz gereği. Ama theta her türlü any type of parameters. Peki hocam. Okay.
Hocam peki bu vektörel bir şey mi yoksa şey mi sadece? Vektörel. Yani ben şimdi univariate anlatıyorum ama aynı şeyi vektörel yapacağız. Bu, yapabiliriz. G dediğimizde aslında bir varyans kovaryans matriksi. G, küçük g dediğimiz aslında teta'nın parametre uzayı kadar. Teta mesela p çarpı 1 olsun mesela, değil mi? O zaman elimde p tane vektörüm var. Dolayısıyla optimizasyonda şurası aslında bir vektör. Okey? Ve h dediğim şey de bir, bu da g de bir vektör. Boyutu ne? Dimension of parameter. H ise bir Hessian olduğuna göre ikinci türev matriksi. Onun boyutu ne olacak o zaman? P çarpı P olacak. Anlatabildim mi? Ama bütün matematik aynen apply ediyor. Solution tabii daha da kompleks. Yani solution değil, aynı solution'u kullanıyoruz ama çözümü açısından da tüm vektörün aslında parametrelerinin, tetalarının parametrelerinin belli bir değere yakınsaması koşulu oluyor. Ben burada hani univariate ya da skalar diye düşündüm. Tek bir şey variable ama burada p tane şeyin birden optimizasyonu sonucunda, durması sonucunda olabiliyor. Anlatabildim mi? Anladım hocam, teşekkürler. So what we do, we look at like a Taylor series expansion type of solution. And in this context, what is critical is that we end up with the following idea. As you said, as Aydın said, data I here in our case could be p times 1. In our application, p is going to be 1. But technically, what you might be seeing is the following. Theta 1i, theta 2i. And then we have this type of a vector. And then H inverse is again P times P matrix. And then G is going to be like P times 1. So again, we have a P times 1 vector at each step. So what we do then, the whole vector itself like this. Of course, epsilon here is again P times 1 threshold vector. And then you stop where all these P vector converges to each other. Açık mı demek istediğim? Yani K tane değişkenim var. Ya daha da basit için beta 1, beta 2 olsun. Sadece beta 1'in ideali olduğu gibi beta 1 ve beta 2'nin bir önceki verisiyle bir sonraki verisinin birbirlerine çok yaklaştığını ikna olduğum yerde duruyorum. Theta dediği, şu epsilon dediğimizde hepsinin birden beraberce 0,0001'e eşit olması noktasında. Hessian tabii burada önemli. Tabii bir sürü dediğim gibi komplikasyon çıkabilir. Hessian'ın işte pozitif definite olması gerekecek. Her noktada bunun şartlarını sağlamamız gerekecek gibi bir sürü numerical issue'lar var. O yüzden cost function'ımız çok well defined olmalı. Her aşamada oluyor mu sorusunun cevabı? Daha bilinen şeylerde olabiliyor ama özellikle işte arch'tı, garch'tı, multivariate arch, garch vesaire bir sürü bizim dünyada da çok zorlandığımız alanlar oluyor. O yüzden de numerik şey çok önemli. Bayağı yani kendi adına da uğraştırıcı bir şey. Özellikle yani computation işine girdiğinizde buralara çok daha, yani sonunda şu şeylerin çoğu çok çok iyi. Eskiden bizim zamanlarda bunların kodlarını da bizim yazmamız gerekiyordu. Şimdikilere yani bir optimizasyon formülünü yazınca onu çözebiliyor. Bu şekilde. Yani dediğim gibi çok detaya girmiyorum ama mesela her zaman analitik ikinci türev ve birinci türev alınamaması da söz konusu. Eğer bu olduğu takdirde de buraya da nümerik yaklaşıyoruz. O ne demek? Türevin tanımı nedir mesela? Velihan, nasıl tanımlıyoruz türevi? Şöyle tanımlıyoruz. Tanım kümesindeki farklar birbirine yakınlaşırken görüntüdeki farkların ya fonksiyonun görüntüsündeki farklarının da birbirine çok yakınlaşması. Aslında slope olarak da tanımlayabiliriz bunu. Yani şu arasındaki farkı bir de limit x goes to infinity gibi bir durum olması lazım. Yani şu arasındaki farkın yani şu ikisinin arasındaki farkın sıfıra yaklaşacağı noktada. Evet. Aynı sıfırın yani şu delta diye epsilon diyelim ya da x epsilon dersek. Bu epsilonu ya da burayı da eksilen dersek şu ikisinin arasındaki farkın sıfıra yaklaşacak. Dolayısıyla bazı noktalarda bu çok zorlanabiliyoruz analitik formül çıkarmakta. O zaman da şunu yapıyoruz. Küçük bir epsilon değeri buluyoruz. Yani bu anlattığım birazcık
şey konular ama olsun, ilk yani genel şey olarak aklımda kalsın. Epsilon küçük bir değer, mesela 0001 bir değer bulalım. Fonksiyonu 0001 eklediğimizde herhangi bir noktada ve çıkardığımızdaki fonksiyon değişimine bakıp oradan bulduğumuz değeri de burada alıp kullanmaya devam ediyoruz. Yani her zaman için partial f bölü partial theta diyelim. Analitik olarak çıkmasa da buna nümerikle yaklaşabiliyoruz. Yani hocam şey diyebilir miyim? Burada hani türevin tanımında hani for all epsilon assumption'ını genişletiyoruz o zaman. Diyor. Evet. Dolayısıyla burada hani numerically olarak da ne yapıyoruz? Diyorum ki ben 0,0,1 ekleyen, mesela x fonksiyonunda türev alıyorum. Çok basit. Değil mi? A çarpı bx mesela. X'i 5 iken 5.01 yapıyorum. F of x ne kadar değişiyor? 5 iken 5.01'e getirdiğimde. 0,01'e böldüğüme göre demek ki diyorum oradaki slope değil mi? Bu şekilde artıyor diyorum. Çünkü normalde ben slope'u şu şekilde güzel bir fonksiyonum olsa şurada analitik olarak çözebilirim mesela, değil mi? Şu tangency noktasında. Ama bulamadığım yerler oluyor. Çok kompleks oluyor şu likelihood şu fonksiyonlar bazen. Cost fonksiyonu. Tamam mı? O zaman ne yapıyorum? Türev alamıyorum analitik olarak. Nümerik türev alıyorum. Hatta nümerik ikinci türev alıyorum. Yani türevi ikinci türevi nasıl alacağım bu sefer? F of de türevin değişimine bu sefer şok vereceğim. Yani anlatabiliyorum değil mi? Yani x'i değişti, x'e bir puan arttırdığımda f of x ne oluyor ona bakıyorum. F of x'e bir puan arttırdığımda f of 2x olmuş oluyor. Dolayısıyla hash'ını da kendim çözmüş oluyorum. Dolayısıyla işler tabii çok çok daha uzuyor. Ama en azından şunu biliyorum ki ben nümerikli çok karmaşık optimizasyon sorunlarını çözebilirim. Çoğu zaten bu tip ready rutinlerde, R'dı, Python'da şuydu buydu. Nümerik şeyleri handle etmek durumunda ediyorlar. Eğer mümkünse işte bu birazdan göstereceğim gradient descent falan gibi yöntemlerle eğer kullanıcı kendi analitik çözümünü yapıp bilgisayara bırakmadan biliyorsa ve çözebiliyorsa kendi tanımlıyor. O tabii ki işleri çok kolaylaştırıyor. Çünkü birkaç level bu sefer sorun yani hem hash'ini değerliyorsun hem işte gradient'i değerliyorsun falan filan. Yani bu iş başlı başına işte dediğim gibi yani optimizasyon, apply, numerical mathematics falan yani bir alt alanı yani bayağı bir kafa yoran çok kapasiteli insanlar yapıyor. Yani bizdeki en çok karşılığı endüstri mühendislerinin operation research'ün en iyi şey yaptığı alan. Çünkü optimizasyonların tam hani alanı diyelim. Bir alanı yani en azından endüstri mühendisinin önemli bir alanı bununla uğraşıyor. Ama arka plan genelde bu. Bir sürü algoritma var. Bahsettiğimiz Lasso'da mesela bir tanesi. Hani Lasso'daki şey biliyorsunuz, burada da mutlak değeri optimize ediyoruz değil mi? O da başka bir cost function. Yani bizim şu bahsettiğimiz bu ders boyunca bile 3-4 tane cost function'la çalıştık. SSR değil mi? Zaten bildiğiniz şey. İkincisi maximum likelihood ya da likelihood function, log likelihood değil mi? İkincisi mean square error olabilir. Mesela bugün göstereceğim tree'lerde de kullanacağız. Mean square error optimizasyonu. Üçüncü nokta mesela yine bizim Lasso estimation'da ne yaptık? Yi eksi tatata defa ne yaptık? Constraint koyduk. Gerekli yerinde beta head'in mesela ya da betaların sum'ının işte belli bir yerden aşağı olması gibi onun mutlak değeri içerisinde belirlemişti olduk. Bu da Lasso için mesela least absolute deviation dediğimiz bir cost function. Bunların her birinin türevleriyle ya da cost function'larının değerlerini optimize ediyorum. Tekrardan demin Aydın'ın söylediği çerçevede de theta dediğim aslında normal şartlarda bir feature vektörünün içinde bulunan parametreler. P boyutlu desek P çarpı birlik bir boyutu çözmeye çalışıyoruz burada. Hani bundan ne üzerinden yani böyle bir şey daha iyi oturtmak için ne yaparsınız sorusu. Yani muhtemelen tam bir karşılığı olan bir ders vardır. Ama gerek matematikteki nümerik analiz dersi çok teorik de olabilir, normal de olabilir. Ya da endüstri mühendisliğinde bu tip bir dersi izlemek ya da online bir kurs izlemenizi hele hele bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlara %100 öneririm. Çünkü iyice comfortable olmalarında fayda var. Hem büyük veriyi işleme kısmı C, plus falan gibi yani büyük veri işleme konusunda bilgilerinin genişlemesi işin bir boyutu. Bu daha böyle bir kodlama işi. Ama özellikle de optimizasyon işinde de hani arka planı iyice anlayayım diyorsanız önerim. Yani isim veremiyorum, bilmiyorum çünkü hangi derste işlendiğini. Ama bildiğim bir şey varsa
bunların hani böyle daha genelinin, hani genel optimizasyon teori, applied optimizasyon falan diye bir dersin böyle şeyini izlemenizde çok büyük fayda var. İyice oturtmuş olursunuz konseptlerin daha da gerisine girmek isterseniz. Hocam chat'e şey yazdım. Spring döneminde mat bölümünde verilen, benim de birkaç arkadaşımın aldığı bir ders var. Numerik analiz diye. Çok güzel. Üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri hani gerek cebir, sanırım alt koşulu grup teori en son. Mat 222. Hani ya alt, tam emin değilim şeylerin, grupların şeylerinden, prerequisitlerinden ama kodunu yazdım. Çok sağ ol. Yani İzleyebilirler. Zaten dersler online. En azından derslerin kritik taraflarını izleyebilirler. Kullandıkları şeyi izleyebilirler. Yani iktisatta bence benim gördüğüm, mesela yurt dışına giden şeylerde de, yani özellikle endüstri falan da çap yapan ya da işte ne bileyim o dersleri şey yapanlar çok comfortable oluyor. Yani optimizasyondur, Lagrange'de şuydu buydu, çok hızlı. Yani çünkü bu bir şey meselesi, familiarity, yani yoksa not that they are having anything different. Ama o bir saat, işte 3-4 saatlik derste o konuya hakimiyet artması size çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bizlerde bu şeyin karşılığı, hani bizim mathematical economics'te daha conceptual konular giriyor. Çünkü analitik olarak ispatlıyoruz, ispatlayabildiğimiz şeyleri çalışıyoruz. Halbuki aslında hani böyle ben hani biraz daha şey düzenlesek, belki bu R dersine bir follow-up dersi olabilir. Yani numerik yöntemleri çalışan bir şey olabilir. Yani makroda falan çok kullanıyorlar ama onlar çok hani daha da ileri çözüm yöntemleri, diferansiyel denklem çözümleri. Yani o da numerik analizin bir parçası aslında. Yani özetle bir şekilde buradaki açığı kapatmanın yolu olabilir. Bu işlere iyice böyle derinden gireceksiniz ki bence size çok faydası olabilir. Yani çünkü yani işin metoduna girmek isteyen arkadaşlar için yani hani R'da işte caret yazmak ya da işte bilmem skitip bilmem bir şeyler yazmak değil, yani arkasını da anlamak önemli. Çünkü modeller de değişiyor, yani o noktada yani ezbere kaçmamak gerekiyor. O yüzden de temellerine girerseniz bir istatistik temeli, computational statistics, bootstrap, Monte Carlo işin bir boyutu, bir de bu tip optimizasyon rutinlerine girmenizi tavsiye ederim. Diyelim devam edelim. Ya çok basit bir örnek göstermiştim. Likelihood fonksiyonumuz var. Mesela burada da theta dediğimiz, mesela burada bir parametre theta. Burada mesela buranın betası diyelim, yani burada kullandığım şey başka. Likelihood fonksiyonumuzu çıkarıyoruz. Likelihood fonksiyonlarımızı çıkardıktan sonra da ne yapıyoruz? Buradan da büyük G ve küçük G'yi buluyoruz. Büyük G ve küçük G ortalama likelihood'un T noktasındaki türevi diyebiliriz. Bu formda. O zaman yaptığımız, geçen konuştuk, sıfır noktasında, yani teta'yı sıfır ve h'ın sıfır noktasında değerlediğimizde bulduğumuz şeyleri buradan elde edebiliyoruz. Teta 1 o zaman nereden çıkıyor? Bu ikisinin farkından çıkıyor ve bu şekilde iteratif bir şekilde götürüyoruz ta ki en son noktada çözecek şekilde. Burada da analitik olarak 2 olduğunu biliyoruz ve burada da 2'de kesildiğini görüyoruz. Yine burada da bu R kodunu zaten koydum arkaya. Buradan kullanabilirsiniz. Alternatifleri var. Newton-Raphson'ın kendine göre avantajı var. İşte Bernd Hall, Hall and Hausmann. Hausmann'ı belki, Hausmann'ı bilirsiniz. Meşhur Hausmann test. Aynen öyle. Hall'ı da bilirsiniz. Yine bizim şu anda Stanford'da bir hoca. Dolayısıyla bu şekilde bir şey, hatta EU'nun kodlarının yazarlarından da biri bunlar. Dolayısıyla bu şekilde çalışıyor. Şimdi buradan bir örnek göstermiştim. Hani bu least squares üzerinden gidiyoruz. Yani bilhassa birkaç örnek size gösteriyorum. Least squares'i gösterdim, şeyi gösterdim. Burada mesela maximum likelihood, başka objektif fonksiyonunu optimize ettik. Değil mi? Buradaki formda. Ama mantık aynı. Hani bu likelihood, bu cost fonksiyonumuz likelihood function, log likelihood. Burada ise SSR, değil mi? Burada da SSR'ı minimize edeceğiz. Aynı mantığı kullanacağız. Burada da seçeceğimiz algoritma yine aynı. Form buysa, bunlar beta 1, beta 2, beta 3. R'dan tahmin ettiğimiz değerler. R'ı fit ettiğimizde gördüğünüz gibi linear bir fonksiyon run etmiş olsaydınız böyle. Ama non-linear bir yapıda ne yapıyorsunuz? Şu siyahlar yerine ne oluyor? Kırmızılar geliyor. Çok daha fazla yaklaşıyor. Dolayısıyla fitting daha başarılı oluyor. Bu onun hani R'daki kodu kopyalayıp run edebilirsiniz. Yani burada ben ona veriyorum, optimize et diyorum. Hani nasıl ediyor kısmını bilmiyorum. O yüzden diyorum yani R hangisini kullanıyor, tek tek bakmak lazım. Ama hani bunu kendi başınıza da
demin yazdığımız likelihood fonksiyonunu çıkarak çözebilirsiniz. Excel'in kendi solver var. Hani bu böyle görece basit bir şey de bu. Theta nedir sorusu belki burada netleşiyor. Değil mi Gülgün'ün sorusu? Theta o zaman buradaki beta vektörümüzmüş. Yani theta bir parametre vektörünün genelleştirilmiş hali diyelim buraya. Burada da solver dediğimiz Excel içerisinden de çözebiliyoruz bunu. Ve buradan da görüyoruz ki ayrı bir şey yapıyor. Şimdi bunu aktardıktan sonra diğer anlatacağımız konu neural network or artificial neural network. Niye adı böyle? Neural nedir? İşte beyin hücrelerinin çalışmasını mimik etmeye çalışıyor. Artificial niye? Çünkü yani gerçekte gördüğümüz bir şey değil ama onu mimik etmeye, taklit etmeye çalışıyoruz. Doğru mu? O zaman yapacağımız hikaye şu. Önce bir input dimension'ımız var. Output dimension'ımız var. Input dimension'ımız features vector. With n times p maybe, how many observations we have. And we have an output that we know. And we would like to map these x's to y by making this mapping to have the least or the shortest distance between x and y in general, such as the least squares idea. So we have a model parameters that we need to estimate. However, here the way it works is a bit more complex than what we describe a linear model in general. So for instance, we have two features. So x1 and x2, and x1 and x2 approaches to here with an activation function, usually logistic function. So whether it makes sense to differentiate a number between 1 and 0, so things get here, and that is known as a layer. So you process that, you receive that information, and after that layer, then you map them into output. Okay, that's exactly how it goes. But that is only hidden single layer, but there could be more than one layer. But let me show you first of all how it works. So we have two features, x1 and x2. So we have w11, w12, which is linking x1 to v1, which is one layer. V1 to x1 to v to the second, let's say, cell of this first hidden layer, and x1 to the v2. So we have a relatively complicated function which maps between x1 to this layer and x2 again to these layers. And then what we do on the linear or nonlinear combinations of v's will map to this y output vector. And here h1, h2, and h3 are the three other parameters which combines this first layer. Okay, so but that's what we call as a hidden single layer. And let me go with here. So what is V1? V1, it basically takes these X and V in such a way that by using a logistic function. Usually logistic function is used, but there are some other particular popular ways of doing the same thing. So V1, V2, and V3 are three other, let's say, hidden values here. So once you have this type of values, then you have another, let's say, black box that you put them H, so you put V's by weighting with H's, and then you map with the y. Açık mı burası? Velihan? Hocam benim anladığım bir olasılıklandırma, bir ağırlıklandırma var. Yani x noktasından en sondaki sağ noktasına geçişte de ortada bir hidden layer var. Onun olasılıksal dağılımını anlamaya çalışıyoruz. Ben bu kadarını yakalayabildim. Ya özetle Gülgün sen aktarır mısın? Ne aktardın? Ona göre ben bir tek daha bir kez daha toparlayayım. Yani benim anladığım da bu V1, V2 ve V3 tek bir layer aslında. Ve bu X1 ve X2'yi her üç layer'a da logistic function olan işte bu W'larla aktarıyoruz. Sonra da bu en son işte bu layer'daki şeyleri de H1, H2, H3'ler ağırlık. Bunların linear ya da non-linear kombinasyonlarını aldığımızda da output'a ulaşıyoruz. Çok güzel. Bence perfect. Bir beyine niye benzetiyoruz? Aslında beyin düşün. Mesela gözlüyoruz ya bir sürü şeyi. Gözlerken onları belli oranlarda bir proses edip ağırlıklandırıyoruz. Ağırlıklandırdıktan sonra anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani haşa taşırken aslında kafada yaptığımız şey şu. Ya ben işte ne bileyim buradaki suyu gördüm. Suyla bir şey yaptım. Buna bu kadar şey yaparsam şu şekilde etkili diye benim bir konusunda düşünüyorum. O zaman ben buna yapmış olduğum gözlemlerim ve gözlemlerim üzerine yapmış olduğum ağırlıklarla karmaşık bir şekilde bunu bir fonksiyonla bir başka beynin bir katmanına taşıdım.
O katmanda bir proses daha geçiriyor. Ha böyleyse demek ki bunu da şu kadarını alayım diyor. Varsa ki olabiliyor, başka bir katmanda da onu geçiriyoruz. Ve böyle en tane aslında hidden layer var. Bu hidden layer'ın sonunda da gözlemlediğimiz şeye göre bir şekilde karar veriyoruz ve beynin böyle çalıştığını düşünüyoruz. O zaman diyoruz ki biz modellemede de aynı çalışalım. Sanki beynin mekanizmasını buraya mimik edelim ve kullanalım. Dolayısıyla çok daha fazla kompleke bir şekilde modellemiş oluyoruz. Çünkü normal şartlarda biz least squares yapmış olsaydık biz ilk layer'da bitiriyorduk işi. Hani V'ye geldiğimizde değil mi? Bitiriyorduk işi. Fakat burada bunun çok daha ötesine gideceğimiz bir şey söz konusu. Çünkü kafanın çalışması ve olayların biçimi çok daha non-linear diyoruz ve burada mesela gördüğünüz gibi çoklu feature olduğunda da işler tabii daha da fazla parametre space'ine girmiş oluyor. Tekrar single hidden layer değil mi? Ama bir de diğer taraftan burada da mesela iki tane layer'dan bahsediyoruz. Bak önce x1 weight'lerle v1'lere taşıyor, v1 ve v2. Daha sonra ikinci layer'a taşıyoruz. Oradan y'lere taşımış oluyoruz. Dolayısıyla burada hani iki level da yürümüş olduğumuzu burada görebiliyoruz. Buradan sonra da çıkabiliyor. Hidden sayısı, işte layer sayısı kaç olacak vesaire gibi konu, gözlem sayımız yüksekse yine cross validation'da bir layer mi, iki layer mi, üç layer mi, dört layer mi, hangisini seçmemiz gerektiğini şey yapacağız. Tabii burada ikinci level problemimizde gözlem sayısı gördüğünüz gibi boyutta inanılmaz yükseklik oluyor ve non-linear metotlarda işi oldukça karmaşıklaştırabiliyor. O yüzden de hem nümerikli hem de data sayımız ve tabii ki ona oranla feature sayımızın mantıklı olması gerekiyor. Peki, hocam, tabii. Pardon böldüm ama burada iki layer olduğu zaman da üç tane output vermişsiniz ya, aslında tek output da olabilirdi değil mi? Yani en son tekrar V21, V22 ve V23'ün lineer kombinasyonunu alıp tek bir output'a bağlayabilir miydik? Ya Y1 ve 4'ü nihayetinde Y1, Y2, Y3 derken aslında ya en şey gibi düşünelim. Hani olabilir. Yani bunları sanki tek Y diye düşünebiliriz. Yani aslında oraya map ettiğimiz şey mesela batık oranları diyelim. Değil mi? Kaç tane firma var? 10 bin tane. Y aslında 10 bin tane 1 ve 0'lara map ediyor. Değil mi? Ama biz nereden başlıyoruz? İşte ne bileyim finansal rasyolardan, başka faktörlerden. Oradan gide biz yine bu boyutta, yani en çarpı bir boyutuna buradan ulaşmış olacağız bütün bu çarpımlar sonucunda. Anlatabiliyor muyum? Yani Y1, Y2, Y3 aslında 3 N diye düşünebilirsin. N de gözlem sayısı olmak üzere. Anlatabildim mi? Yani. Ya hayır, sonuçta bütün olay regression gibi düşünürsen, regression'da Y fonksiyonumuz bir output, output seti. Output seti de araştırmak istediğimiz ana response function neyse o. Nedir o mesela? İşte batıklar. O zaman bir bankanın diyelim 1 milyon tane gözlemi var. 10 bin tane batık, 990 bin tanesi iyi diyelim. Doğru mu? Ben x'lerden de 2 tane x seçtim. Nedir? İşte yaş ve çalıştığı yer diyelim. İşte meslek diyelim. Bu iki faktörden çok kompleks bir şekilde, çok fazla highly non-linear bir ilişki setinden map edeceğim şey 1 milyon tane y gözlemi çıkaracağım aslında özünde. Bütün bu süreç içerisinde. Dolayısıyla 1 milyon tane Y'nin neural network'le tahmini versus gerçek Y arasındaki farkı minimize edecek vektörlerde W'lar, H1'ler ve H2'ler setini çözen vektörü bulmaya çalışıyorum. Vektör setini diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani amacım benim aslında batık oranlarını en iyi tahmin etmeye çalışmak. Yani Y output'u o... yapacağım. Yani Y2 ile gerçek output arasındaki farkın en az olduğunu buldum. Evet. Y2'den o oklardan evet. Seçim mi yapacağım? Ok tabii. Y1 dediğim bütün şey için tüm o çarpımlar sonucunda çıktığım birinci, mesela diyelim ben ilk adamım değil mi? Benim için benim kullandığı işte yaşım bilmem ne falan filanla bulmuş olduğu bana 0.04 dedi. Ben de diyelim 1'im değil mi? Yani ben Y1'im. Bütün bu sonuçta da benim karşılığıma neural network 0.8 dedi. O zaman 0.8 minus işte 1'in karesi. Sonra seninkine geldi falan diye. Velihan'ınkine geldi ve bütün sınıfı biz Y vektörü olarak ölçtük. Burada 3 dediğim sen, ben, Velihan'la sanki üçümüzün output'unu çalışmışız gibi düşünüyoruz. Ama üçümüz içinde 3 tane neural network'ten çıkan tahmini
parametre sabitken tahmini bir batık oranı çıkaracağız buradan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu üçünün, üçümüz için bulmuş olduğumuz ama çok fazla parametreye bağlı olan bu iki değerin arasındaki farkı en aza indirecek olan, yani benim evde ya da üçümüzün birden ne diyeyim, meslek ya da işte yaşını kaçla çarpsam acaba bu üçünün birden batma oranını en iyi yakalayabilirim diyecek noktayı optimize edeceğiz. O ağırlıkları çözeceğiz yani özetle. Anlatabiliyor muyum? Yani y'ler orada açıklamak istediğimiz değişkenler. Aynı bildiğimiz regresyondaki least squares. Hiç orada hiç değişen bir şey yok. Yani aynı şeyi yapıyoruz aslında bakarsan. Yani y eşittir x dememizle burada bütün anlattığımız kompleksite aslında beta çarpı x dememizin yerine çok daha kompleks bir beta nonlinear fonksiyon katıyoruz ama x'leri ve y'yi yine aynı oran, aynı şekilde kullanıyoruz. Açık mı? Velihan sen anlat. Açık aslında ama. Tamam Aydın o zaman sen. Hocam ha, şey tamam. Hocam ben bir şey sormak istiyorum aslında burada. Kafamı karıştırdı. Şimdi şey burada biz her bir banka için batık oranı tespit ederken farklı bir algoritma mı kullanmış oluyoruz o zaman? Tek şimdi karıştırma yani ilk aşamada şöyle diyelim. Ben diyelim X Bankası'nda çalışıyoruz. X Bankası'nda 1 milyon tane müşterinin batık oranını modellemek istiyoruz. Ve çok basite indirgedik. 2 tane değişkeni indirgedik. Değil mi? Bunlar neye bağlı? İşte yaşa bağlı ve eğitim seviyesine bağlı. Tamam mı? O zaman ben buradan o kadar istediğin kadar matematiksel çarp böl falan filan yapacağım. Aslında elimde gözlem sayısı kadar. Yani 1 milyon tane neyi çıkartmak? Y tahminini çıkartmak. Bir de gerçek Y var. Bu ikisinin arasındaki farkı minimize edecek olan acaba W ve H'lar kaç olmalıydı? Soru çözmek istediğim soru bu açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her banka da bu sefer düşünürsek, her bankada neural network kullanıyorsa da her banka belki hidden layer sayısını artırabilir, X feature sayısını artırabilir, başka feature'lar kullanabilir. Dolayısıyla her banka illaki aynı sonuca ulaşmak zorunda mıdır? Değildir. Eğer soru bu şekildeyse. Ama bir tek jenerik bir bankanın yapması gereken bu mapping'i kurmak. Anlatabiliyor muyum? Yok hocam aslında şey sormadım. Hani demek istediğimiz bir algoritma oluşturuyoruz şu anda. Evet. Bunu oluşturduktan sonra hani her bir banka farklı şekilde yapar mı diye sormuyorum da aslında şu. Biz bunu yaparken mesela Y1 için bir oran kullandık. Belli X1 ve X2 feature'larını kullandık. Ama Y2 için kullandığımız ağırlıklar farklı. Hani onu mu yani Y1, Y2 derken hani Y vektörüne buradan map etmiş oluyor. Yani belki o benim şey çok etkili. Yani Y1'den Yn'e kadar olan bir şeye map etmesi lazım. Yani bir tek feature olması anlamında değil. Yani bu belki gösterimsel olarak şey. Y tüm bir output vektörü olacak ve o Y yani en son aşamada V2, 1, V2, 3, V3'lerin ağırlıklarından da aslında biz bir ne yapacağız? Tekrar bir Y vektörü çıkartmış olacağız. O da N çarpı 1 olacak açıkçası. Benim bu gösterim belki kafanız karıştırmış olabilir. Yani Y vektörüne gidiyorum burada. N'e çarpı gitmesi için. Yani burada yaptığım gibi. Yani V2, 1, V2, 2, V3'ten vermiş olduğum H'larla, H2 diyediğim şeylerle de neye ulaşacağım? Aslında ben tekrardan bir J vektörüne ulaşmış olacağım. Yani oradan single bir şey çıkaracağım. Boyutu N olan bir şekilde. Yani N'e birlik bir şey çıkartmam lazım en son aşamasında. Hocam az önce bana sorduğun şeyi cevaplayayım mı? Hani... Evet, açık paydın bu arada. Prosesi bir özetle demiştiniz. Açık hocam, teşekkürler. Tamam, yani tekrar ediyorum, benim belki gösterimsel kafanız karışabilir. Yani Y dediğim bir output seti, Y aslında N'e bir vektör çıkacak oradan. Yani en son nihai çarpımda V2, 1, V2, 2, V3, 2, 3'teki çarpımlardan da N çarpı birlik bir şey çıkartmış olacağız. Çünkü elimizde bir tane şeye ihtiyacımız var. Bir tek boyutu olan. Ama her gözlem için, her evet her gözlem için başka bir değer çıkaran ama tek boyutlu bir şey çıkartmış olacağız. N vektörü çıkaracağız. Şimdi Velihan anlat. Şimdi şöyle, bence ilk önce şey sormak lazım. Hani bizim bugüne kadar bildiğimiz temel ekonometrik yapıdan, OLS veya atıyorum cross-sectional yapıdan farkı nedir bunun? Aynen öyle. Veya benzerliği nedir? Benzerlikleri şöyle, ikisinde de bir output ve ikisinde de bir dependent ve independent variable olayı var. Ama buradaki fark şu, mesela X1'den Y1'e nasıl geçiş olacak sorusu karşımıza çıkacak. Orada şey, ekonometride ne yapıyorduk? Klasik OLS estimator veya instrumental variable kullanıyorduk veya işte generalized method of moment falan. Ama buradaki soru da şu, burada geçiş öyle smooth değil. Burada da bir taklit meselesi var ama bu taklit
bize non-linearity'yi de regresyonun içine eklememizi sağlıyor. Buradaki taklit de şöyle, her bir hidden layer aşamasında beynin yaptığı ağırlıklandırma gibi modelimizde ağırlıklandırma tahmininde bulunuyor. En sonunda da işte bu her bir vektörün yani birbirinden hani x1'den h1'e, h0'a, h0'dan y1'e gibi o olasılık dağılımını bulmaya çalışıyor en sonunda. Güzel, güzel. Burada da belki biraz daha iyi anlatabilir. Benim b1'den k dediğim aslında benim gözlemlediğim sayı. Dolayısıyla her bir noktada bir tek şeye dokunmak durumundayız. Buradan dolayısıyla k'lık bir şey çıkıyor. Dolayısıyla en son boyuttaki ya da şuraya bakarsak da h1, h2, h3'ten aslında bana bir tek y çıkıyor. Ama bir tek y çıkarken her bir tane şey için tabii ki her bir gözlem için ayrı ayrı çarptığım için o zaman en boyutlu bir şeye ulaşmış oluyorum şu aşamadan sonra. Dolayısıyla y bir output vektörüm yani n1'li. O zaman n1 ile baştan da yine n1'li çıkacak olan tahmin arasındaki farkı minimize edecek olan neleri bulacağım o zaman? Buradan optimizasyonla neyi çözeceğim o zaman? Aydın mesela şu denklemde hangi parametrelerden hangi parametreleri sayıya dönüştürmem lazım ki ben buradan bir regresyon çıkarabileyim? X1 ve X2'yi ağırlıklandırmamız lazım. Biz V1 yani bu ağırlıkları çözmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Neler onlar işte? Söyle. V1, V2 ve en sonunda da H1, H2, H3'ü tahmin. Dolayısıyla 1, 2 tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru mu? 6 artı 3 tane de 9. 9 tane parametreyi ne yapmam lazım? Bulmam lazım. 9 parametreyi bulduktan sonra da neyi bulacağım ben? Bunların her birinin çarpımlarından da tekrardan neyi çözeceğim? Y'ye çıkacağım. Yani dolayısıyla elimde de kaç gözlem var? X1'in de bu arada boyutların hepsini bastırdığım için belki kafa oradan karışıyor. X1'in içerisinde de tabii gözlem sayısı kadar boyut var. Değil mi? X1 bir vektör kendi adına. Y de bir vektör ama her birinin boyutları aynı. Değil mi? Yani tüm hikaye bu. X2'li yerden 1'e dönüşüyoruz ama 1'e dönüşürken de en boyutlu bir şeye dönüşüyoruz ki metric space şeyi arasındaki farkı sıfırlayalım. Açık mı? Su sen anlat bir dakika içerisinde şey yaptıklarını. Baştan prosesi mi anlatayım hocam? Evet yani genel bir dakikada mesela nasıl anlatırsın neural network birisi? Hocam neural network şöyle anlatırım. Beynin yaptığı şekilde bu aradaki bağları olasılıklandırmasını tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani bizim burada arada bir de hani X'ten Y'ye giderken şeylerimiz oluyor, layer'larımız oluyor ve o layer'lar arasındaki pad'leri aslında olasılığa döküyoruz. Yani şey olarak ağırlıklarına olasılığa döküyoruz. Evet çok güzel. Ağırlıklandırıyoruz diyelim. Okey. Ağırlıklandırırken kullandığımız yapı bizim şu ana kadar bildiklerimizden farklı. Çünkü bir kere %90'a yakın biz bu ağırlığı doğrusal yapıyorduk öncelikle. Burada böyle bir şey yok diyoruz. Çok daha kompleks bir hale geliyor. İyi mi kötü mü sorusu tabii ki eğer bir ilişkinin kendisi çok kompleksse yani mesela buraya bakalım yani intuitif bir düşünelim. Gülgün mesela böyle bir yöntem neyi ortaya çıkarabilir? Yani lineer bir dünyada olsaydık ve çok basit aslında bu dünya şunun karşılığı diye düşünebilirsiniz kabaca. Yani hani biraz daha karmaşık. Michael gibi böyle dalgalı dalgalı şeylere güzel gider. Şöyle düşünün mesela çok basit anlamda. Şu değil mi yani bizim aslında regresyonumuz? Normalde lineer dünyamız olsa. Ama burada ne yapıyoruz? Buradan çıkacak olan değerleri alıp bir proses daha bir black box içine soyuyoruz. Peki burada bir şey olabilir mi sorusun cevabı? Eğer x1 ile x2 arasında çarpımı, kübü, küp karelerin bilmem nesi falan filan diyebileceğimiz çok hidden, bilmediğimiz bir non-linear yapı var ise eğer, değil mi? Oradaki her türlü şeyi işkence yaparak datayı ortaya çıkartmış oluyor. Yani yapabileceği her türlü kötü davranışa şey oluyor. Neden oluyor? Çünkü biz çok yumuşak davranıyoruz açıkçası iktisat dünyasında değil mi? X artarsa diyoruz. X1 artarsa Y de böyle artar diyoruz değil mi? Şu denklem başka bir şey söylüyor mu bize? Kolayımıza geliyor hocam. Kolayımıza geliyor ve gevşek davranıyoruz diyelim dataya. Ha, belki data da gevşek gerek yok ama her data da o kadar gevşek olmayabilir. Ben bunu disregard etmiş oluyorum öyle değil mi? Burada ise ne yapıyorum? Bakın bir prosese geçiriyorum. Şuradan elde etmiş olduğum, hani bunlar mesela deminki konuştuğumuz zaman V1 desek, bir V1'i alıyorum. Tekrardan bunun işte ikinci proseste, exponential'da şey yapıyorum. V2'yi başka şekilde alıyorum. Tekrar döndürerek karşıma bir proses şeyi çıkartıyorum. Ve tabii sonuç o noktaya bakarsak buna girmemiş olmamıza göre çok daha avantaj. İşte buradaki temel soru
bu sefer de iktisatçılar da dönüp şunu kendilerine göre hani sormalarında bir sakınca yok tabii ki. O zaman diyor ki peki ben bana buna bu teorik olarak bu ilişki var mı yok mu? Ben de lineer olduğunu nereden biliyorsun sorusunu yarış olarak sorabilirim de. Yani x ile y giriyor da ya non-linearsa ki zaten düşünürsen linear'ın aslında subseti gibi düşünebilirsin. Yani benim bunu açıklayamamam başka bir konu. Ama ampirik olarak varsa burada bir hidden bir hikaye, bunu çözmemiz lazım sorusu. Ve özellikle de engineering'de işte görüntü işlemede, ne bileyim ses tanımada. Mesela şeylerde falan en çok kullanılan şey var. En çok görürsünüz internette. Hani böyle el yazısını tanıma mesela. Değil mi? Hani onu tanıma mesela. Adam eliyle yazmış. Acaba hani bu neye benziyor? Hani şeyde. Bütün oralardaki o kompleksiteleri çok daha ne olarak çözebiliyor? Özellikle bu image processing'de falan bu kadar ileri gidilmesi, görüntü kalitesinin bu kadar artırılmasının en büyük nedenlerinden biri bu ve bunun gibi çok daha highly non-linear yöntemlerin kullanılması. Hani bizim branşta bu vardır yoktur sorusu. Yani finansın da böyle aşırı lineer olduğunu düşünmek bana çok, ya da ekonominin çok şey gelmiyor. Hani buradaki non-linearity bizim modellememize yeter mi sorusu. It's a different story. Ama yani bu lineer dünya bizi de çok, yani çok tatmin edici değil benim kendi perspektifim. Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii. Bu yani klasik dünyada hani ekonomi dünyasında evet OLS gibi lineer gibi kavramlar kullanılıyor ama onun hani bir amacı da şey yani statistical inference yapabilmek. Burada artificial neural network modellerinde veya non-linear modellerde hani istatistiksel çıkarımlarda bulunabiliyor mu? Hani böyle genellemeler veya confidence intervaller oluşturulabiliyor mu? Şimdi normal şartlarda 2-3 şey yapılabilir. Bir kere zaten Bootstrap'le mesela bir kere şunu söyleyeyim, yani bu ne yapıyor, ne yapmıyor ya da ne yapılması çok fazla şey değil. Ya ben W1'in ya da W12'nin elastisti katsayısı olmadığını ya da herhangi bir şey olmadığını ya da H1'in ne olduğunu, ne olması gerektiğini şey yaptığım için bir inference'la çok ilgilenmiyorum. En baştan konuştuğumuz gibi. İlgilenmememin de kendine göre bir mantığı var. Çünkü hakikaten de çok fazla highly non-linear o. Ama şunu yapma imkanım var mı? Hala var. Acaba bu yöntem iyi tahmin etti mi? İyi predict etti mi? İyi predict ettiyse iyi prediction'ın tanımını işte cross-validation'la ya da test versus işte training sample'la tekrardan daha iyi bir hale getirebilir miyim? İkna edici bir şey elde ettim mi gibi akla gelecek soruları tabii ki şeyi çözebiliriz. Burada da kullanabiliriz. Nümerik değerler kullanabiliriz. Nümerik inference ya da işte bootstrap kullanabiliriz burada. Parametre efficiency vesaire konusunda tabii gözlem sayısı çok büyüdüğü için tabii ki asymptotic dediğimiz yani en sonsuza gidersen bu betalar gerçek true beta teta parametrelerine converge eder mi sorusunu çözmek çok çok zorlaşıyor. Soru orasıysa inference o kısmıyla sorunlu. Okay? Ama bootstrap kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Prediction konusunda zaten hani gayet esnek bir şekilde yapıp onu test edebiliriz. Daha da önemlisi overfitting'e imkan tanır mı? Evet. Ama overfitting'e imkan tanırken bunun çözümü var mı? Daha önce konuştuğumuz konular yine burada da applicable. Yani dolayısıyla basit bir t-test ya da f-test kullanmak yerine buradaki amacımız da prediction. Yani özetle inference konusuna zaten şey itibariyle, yani konu itibariyle çok topa girmediğimiz bir konu gerekli görmüyoruz çünkü şey değil. Ama prediction konusunda bahsettiğin performans testlerini hele hele endüstride kullandığımıza göre sık sık yapıyoruz tabii ki. Hocam bir de bir şey soracağım. Biz bu V1, yani W1, W2, 1-2 olasılıklarını tahmin ederken mi lojistik regresyonu kullanıyorduk? Nerede? Şurada. V1'e giderken ağırlıklı lojistik regresyon kullanıyoruz. V1 sürecine giderken. Yani ağırlıklandırma sürecini ağırlıklandırmasını lojistikle yapıyoruz. Tamamdır. Başka non-linear fonksiyonlar var ama en popüler lojistik model. Yani sıfırla bir arasında. Yani sanki bir görüntünün ilk proseste bir, yani belli bir threshold'un üzerinde mi altında mı olduğuna bakarak ben onu bir sonraki layer'a pas ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o 1 ve 0'ın hani intuition'ı diyeceğimiz şey. Ondan sonra o da alıyor onu, tekrar değerlendiriyor. Bu sefer V2'ye pas ediyor. Başka bir metrikle, mesela burada lineer bir metrikle V1, V2, V3 çarpımıyla. O da o şekilde ata devam ediyor. Dolayısıyla elimizde bahsettiğim gibi bir en boyutlu bir y vektörüne dönüyoruz. Acaba gerçek y vektörüyle bu vektör arasındaki farkı minimize edecek o zaman tersten çalışıyoruz. W1, W2, W3 ve H1, H2 gibi faktörlerin hepsini birden
tahmin setimiz buysa diyoruz. Ben numerik artık bir değere geliyorum. Sonrası ne? Sonrası backtest ediyoruz. Tuttu mu tutmadı mı? In sample, out sample. In sample ve out sample'a baktıktan sonra da diyoruz ki cross validation kullanarak overfitting'i minimize edeceğimiz yapı demek ki buymuş diyoruz. Ama tabii bu numerikli oldukça expensive bir süreç. Ama yapmak zorundayız. Bu da bu arada tabii ki. Belki bunu konuşmuş olabiliriz, kaçırmış olabilirim ama aklıma şey olmadı burası. Burada mesela birkaç tane layer var olabilir diyoruz. Mesela layer sayısını biz biliyor muyuz? Neye göre kaç? Konuşmadık. Amperik bir konu sonuçta. Ne kadar olması gerektiği konusu bir tabii ki computational power'ınıza ve gözlem sayınızla ilgili teknik anlamda. Ama pragmatik anlamda amacımız burada bir kontrol, yani diyelim 3'e ya da 4'e kadar gidecek kadar bir şeyimiz varsa, gözlem sayımız artık computational olarak çalışan bir algoritma varsa, bu sefer 1-2 ya da 3 layer'a geçmenin prediction kapasitesini ne kadar arttırdığına bakarak karar vermiş oluyoruz. Yani o seçimin içerisinde bana teoride söylenen bir şey yok. Ama hani şunu söyleyebilirim ki özellikle ileri uygulamalarda, özellikle image processing vesairede burada çok fazla layer kullanmanın avantajlı olduğunu, zaten Hinton'ın 2003 makalesinde temel gösterdiği şey de bu işin hani kompleksitesinin yapılamayacağına ilişkin algoritma öneriyor. Bir ikincisi de kullanıldığında görüntü kalitesini inanılmaz yükselttiği için zaten bu konuya tekrardan geri geliniyor. Adamın da yani aslında çok ciddi bir breakthrough, yani kimsenin hani o anda o şekilde aklına gelmemiş. Bu arada adamın lisansı psikoloji. Yani şu anda şeye kullanmış olduğu çok ilginç bir hayat hikayesi var. İzleyin aslında YouTube'dan. Geoffrey Hinton. Şu anda Toronto Üniversitesi'nde emeritus. Bütün bu yani big data'nın ya da işte bu deep learning'im uyuyamıyor mesela, sürekli ayakta adam. Günde o işte sırtta sorunu var. Böyle sürekli dik dik dolaşıyor adam evde. O yüzden mi çok çalışıyor bilmiyorum ama bir de yani kariyeri seçerken falan girdiği yerlere de bakın. Yani benim hani burada siz bir sürü şey tabii öneriyor ama bir tane önereceğim kesin şu. Biyografileri kesin okuyun. Yani politikacının şunun bunun çok enteresan şeyler oluyor. Mesela bunun meslek seçimi falan çok enteresan. Oraya gidiyor, mimarlıktan çıkıyor, bilmem ne yapıyor falan böyle. Yani karar verene kadar aslında bayağı dolaşıyor. Yani bizde hani derler ya hani adam lisans, master, doktora, 28 yaşında çıkıyor falan. Öyle değil yani adam. Sürekli bir arayış içerisinde. En sevdiği şey bulana kadar mesela gidiyor falan. Sonradan da şu anda 500 bin tane citation var adamın, yani şu anda hani normalde Acemoğlu'ndan bile çok daha hani yani öyle bir Nobel, yani Nobel'i almış durumda yani. CS hocam, Nobel, Turing Prize diye bir şey. Az önce Sudan sordu da bu hani layer'ın sayısını şöyle diyelim varsayayım. Hani tabii bizim bir computational cost'u var bunun bize bir. Ama varsayayım ki hani o sınırı da aştık. Ne kadar layer o kadar iyidir mi? Yoksa hani orada da tekrar bir overfitting problemle karşılaşabiliyor muyuz? Tabii ki overfitting problem. Aynen statistics. Yani optimizasyon yapacağız orada da yine. Yani gözlem sayısı versus katkısı arasında. O yüzden cross validation'da falan çok net bir şekilde görebiliriz bunu. Yani deyip değmediğine dair. Onu da zaten işte kullandığımız yöntemlerde çoğunu tabii gözlem parametre sayısıyla yine iskonto oluyoruz da tabii. Yani bir şekilde çok iyi gitmediğine dair. Zaten de bir noktadan sonra dediğin gibi overfitting hikayesi kekin etmeye başlıyor. Bir de tabii şimdi çok hafif de göstereyim. Ondan sonra biraz tree'lere de geçeceğiz. Buradaki hikaye o zaman bu basit bir şekilde bunu yaptığımızda mesela R'da yaptığım çok basit. Onun Excel'leri de var, R'ları da var. Bu mesela single layer'la olduğu çift layer'la olduğunda sadece age'i kullandım. Salary ile olan tahmini nasıl yapıldığına dair, değil mi? 10 tane gözlemimiz vardı orada mesela. 2 tane layer. O zaman W2'ye ayırmış öncelikle bunu. Ondan sonra tekrardan ikinci layer'la birleştirmiş ve salary çıkmış oluyor. Buradan da hani çıkan şeyi gösterirsek bu datamızın single training setimizde bu maviler artificial neural network'ün tahmini. Ya yani nasıl tahmin etmiş? Şu parametreleri V1 V2 koymuş. Sonra H1 H2'yi koyarak demin konuştuğumuz gibi salary rakamından kaç tane çıkartmış? 10 tane mavi çıkartmış. Pardon, gerçekler mavi, kırmızı çıkartmış ve bu şekilde ne yapmış? Fitting'i yakalamaya çalışmış.
Kötü mü? Çok kötü değil. Bu da test için, yani bu parametreleri bana V1 ve V2'yi kullan, ben sana yeni H vereceğim ve W2 kullan, V1 ve V2'yi kullanacağız ve buradan da sen bana tekrardan neyi kullan diyorum, şeyi çıkar diyorum. 66 step hani denemiş. Ne demek? 66 kez değişik iteratif yöntemlerle bu 4 tane parametreyi denemiş. Bu birlerde orada girmiş olduğu constantlar, hani her birine birer constant'a kattığı için şu 1 dediğimiz maviler ise V0 diyeceğimiz her iki noktadaki kullandığı parametreler. Bu da Artificial Neural Network'ün testing datasından çıktığı şey. Şimdi tabii ki soru şu, buradaki en basit yöntemde bile biz bu kadar yüksek parametre tahmin ettiğimize göre normal şartlarda nasıl olur bu algoritmayı, ben kendi başıma nasıl kapatırım diye sorulduğunda, özellikle endüstriyel aplikasyonlarda bu algoritmayı da kendimiz yazalım, demin anlattığım hikaye gibi. Anlattığımız hikayede en popüler konulardan biri ise şu, biz hani kendi, burada ise en çok kullandığımız şey gradient descent algoritmidir. Bütün bu bizim sizin çalıştığınız ya da online hani hangi kursa gitseniz göreceğiniz bir algoritma biçimi. Aslında bizim demin çalıştığımız Newton-Raphson'ın bir varyantı, daha da aslında basit bir varyantı. Diyoruz ki niye, daha doğrusu böyle bir şeye ihtiyaç var? Eğer elinizde çok çok büyük bir fazla hidden sayısı var vesaire, o zaman bunların türevlerini elimizle analitik olarak alabilip de bilgisayara koyarsak işlem çok hızlanır diyoruz. O zaman da bu gradient descent algoritmi denen bir algoritma kullanıyoruz. Bu gradient descent algoritmasının Newton-Raphson'a göre farkını gören var mı? Veliham, ne görüyorsun mesela burada? Şu mavi learning rate gibi bir coefficient farkı görüyorum. Birini neyi replace etmişiz onun yerine? Neyi vardı o zaman? Ona bakmam lazım hocam. Bir saniye. Hashing matrix vardı hocam. Ha, hashing. Hashing demiyorsun. Bunu koymuş. Yani daha basit bir versiyon aslında. Niye yapıyor endüstri bunu? Çünkü demin konuştuğumuz şekilde, mesela burada bahsettiğimiz rakamlar hani bizimkilerde bile hani 20-30 bir şey değil. Mesela 1,5 milyar parametre tahmin ediyorlar mesela. 1,5 milyar parametre, yani inanılmaz bir şey değil mi? Bunu R'ın, Python'ın kendi rutinlerinden yorup da ne deyip de bana bunu dese yapması imkansız. O yüzden çok ciddi endüstriyel platformlarda gradient descent algoritmasıyla beraber yönlendirip parametre çözümünü kendileri oradan almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla endüstrinin ulaşmış olduğu seviye açısından bu aşamayı da kendileri yaparak işi daha sonucu ulaştırmaya yönelik yapıyorlar. Dolayısıyla her zaman nasıl bir statadan bilmem nereden hani ara kayıyorsak, yani arın da içerisinden kendinizin kodlayabileceği bir dünyaya ya da yine ar içerisinde, ama en azından arın size verdiği black box'ı kullanmak istemiyorsunuz ya da Python'ı kullanmak istemiyorsunuz. O yüzden buraya geçiyorsunuz. Açık mı ya? Amacı ne öncelikle? Yani o mesela ben deminkini ne yaptım? Ne diye yazdım. Bana bir sonuç döndü. Mesela R'da. O deminki istatistik bana döndü. Okey, güzel bir şey. Ama boyutum çok fazla büyüdüğünde ben ne dediğimde acaba ne çıkaracak, bir hiç fikrim yok. İki, muhtemelen hani bakmadım ama yani belli bir gözlem sayısından sonra tıkanacaktır. Ama Amazon'du, işte Google'du, şuydu buydu, bu AI işlerini kullanıyorsa, demin söylediğim gibi mesela 1,5 milyar parametre, teta diyoruz ya, teta vektörünün boyutu 1,5 milyar mesela bir endüstride. Bizim hani düşünebiliyor musunuz? Yani en fazla bizim ekonometri dünyasında duyduğumuz hani 200-300 parametreli böyle linan, yani simultane denklem sistem nedir? Max, yani o bile çok fazla. Hani bu çok too much yani. Çünkü hem feature sayısı çok fazla, hem de hidden sayı, layer sayısı farklı. Başka algoritmalar da kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeye ulaşılmış. Yani bu dünyada niye böyle bir, hani baktığınız hemen hemen her ML dersinde böyle bir şey görürsünüz. Görme nedeniniz bu diyebilirim. Yani algoritmanızı kendinizin de koyabileceği gradient descent algoritmi diye. Hocam, söyle. Burada learning rate nasıl bir model peki? Hani learning rate sabit işte. Zaten rahatlatan yani kolaylaştıran tarafı o. Tabii ki belli bir educated şeyle kullanılıyor. Mesela bir örnek göstereyim hızlı bir şekilde. Mesela hani çok basit bir lineer bir şey olsun. Mean square error'ı minimize etmek istiyoruz. Mean square error'ı minimize etmek istiyorsa gradient'i bu. O zaman da hani theta yerine bu sefer hani beta tek parametre olsun dedim. L çarpı G B
Eli mesela burada learning 7.0.0.2 kabul ettiğimde, hani burada da yine beta'dan başlıyorum, adım adım gidiyorum ve gerçek parametrede kabaca 4.90 küsür gibi bir değer. 10 iterasyonda, 9 iterasyon sonra buradaki bu seviyeye ulaşmış oluyorum. Yani sabit bir değer learning rate'i bir önceki parametreye göre ne kadar daha değiştireyim, değiştirmeyeyim sorusu. Eğer bunu çok küçültürseniz tabii trial sayısını çok artırmamız gerekecek. Anlatabiliyor muyum? Mesela çok küçültürsek bu sefer de çok fazla iteratif olarak search etmemiz gerekecek. Ve burada tabii belli bir şeyle ulaşması mümkün. Bunun tabii bu yine görece en straightforward gradient descent algoritması. Bunun da işte belli şekillerde improve ettiği versiyonlar var. Mesela işte adaptive learning rate diyoruz. Bir öncekine bakıp başka bir şey sorgulayabilir. Hessian'ın da başka şeylerini kullanabilir ama en temelde, en simple kullanılan yöntem bu. Burada da gördüğünüz gibi beta diyelim. 9. trial'dan sonra işte şurada gördüğünüz gibi 4.90 dediğimiz bir değere doğru adım adım converge ettirmiş oluyor bu algoritma. Kendi içerisinde dediğim çalışmaması durumunda ya da şey durumunda improve eden bir sürü makaleler var tabii ki burada. Bir de demin söylediğim gibi ya da demin Aydın ya da kim sormuştu, bu vektör nihayetinde burada bir tek single bir univariate değer bulduk sırf gösterimsel olarak, bunu vektör olarak da yapma şansımız mümkün. Hocam. Tabii. Learning rate aslında bizim x'lerimizin artma hızının ne kadar artacağı da azalma hızının ne kadar şey olduğuyla ilgili bir şey değil mi? Yani birebir aynı. Aslında Hessian ikinci türev de onu sana söylüyor. Dur hani bir önceki anlattığımızda. Yani aynı mantıkta gene kullanıyoruz. Tamam. Evet aynen öyle. Burada bir sabit bir şey kullanarak en azından ikinci bir level hesaplamadan kendimizi kurtarıyoruz ama o da iyi olmazsa tabii tekrardan gradient descent'in de advanced yöntemlerinde daha adaptif olarak acaba ben bunu 0.02 dedim ama acaba işte ne bileyim bir önceki dataya da baksam, bir önceki iterasyona baksam gidiş hızına göre artırıp azaltayım mı falan gibi konseptleri de üzerine koyuyorlar. Bir sürü algoritma var hani bunu da geliştiren tabii. Bu M-Plane algoritmalardan biri ama çok daha hızlı çalışan bir şey. Hocam bir de ben bir şey aklıma yatmadı. Yani R'ın içindeki black box'tan daha verimli çalışan bir algoritmayı bizim dışarıdan yazmamız gerçekten çok pro insanlardan tabii düşünüyoruz yani. Yani biz kendimiz compute edecek olsak R bizden hızlı yapar. Tabii sizin hiç böyle yapmanıza gerek yok. Unless hani bu işte iki master bilmem ne yaparsınız falan bir de R'ınkinde. Çünkü şimdi hakikaten orada da çalışanlar yıllardır bu işi kafaya yormuş. Mesela bu R'ınkiler Fortran'da çalışıyor çoğu. Fortran çok eski bir ama çok hızlı da. Yani kullanımı hakikaten oldukça iyi yani. Ben orada hiçbir şey görmedim yani. Ama benim yani geçmişte yaptığım şöyle şeyler oluyordu. Hani şimdi meraklı değil. Mesela 5-6 tane software'de farklı optimizasyon şeylerini karşılaştırıyordum aynı şeyleri. Özellikle standart error'ler arasında farklar oluşabiliyor. Yani bu şu ana kadar bu tabii şeyde optimizasyon rutinlerini genellikle yakın. Ama çok yani hakikaten tuhaf şeyler olabiliyor çok titizlendiğiniz takdirde. Yani mesela başlangıç noktasını biraz farklı yapınca Gauss diye bir software kullanıyordum. Ben mesela MATLAB'e bakıyorsun. Ne bileyim işte o zaman R daha popüler değilken işte başka EViews, işte Stata falan hepsini aynı optimizasyonu 5 ile karşılaştır. Yani yakın çıkıyor ama biraz ill-defined falansa ve o mesela özellikle GARCH falan gibi şeyler hani ileride görürseniz ya da gördüğüm 332 alanlar görecektir ya da 532 falan. Orada mesela çok farklı sonuçlar aldığınızı görebilirsiniz. Mesela bir yani o noktada da hani üzerine bir şey yapayım mı yoksa şey mi yapayım dediğinizde çok yani tezmez gibi şeylerde ne kadar questions olsa o kadar iyi öğrenirsiniz. En azından bunu söyleyeyim. Yani hadi ya neyse yani çok şey yapmama öğrenme açısından çok faydalı bir sorgulayıcı olmak. Üzerine çıkabilir miyiz sorusu. Yani hele şu given şeyde hele bizim çalışacağımız medium scale yani diyelim en fazla 50-100 parametre içinde hiç uğraşmaya değmez. Ama bir endüstri diyeyim Google'a gittiğinizde de benzeri zaten muhtemelen orada ekipte başka şekillerde çalışıyordur. Yani aklına yatmaması mantıklı. Şu aşamada da zaten arı ve şeyi direkt kullan yani hiç o sorgu değil ama boyut çok büyük olunca bir şeyler yapılması gerektiğinden çıkıyor ortaya. Hocam bir de bazen R çok mistik bir şekilde böyle elle hesapladığımız şeyle kendi formülüyle hesapladığı şey arasında dağlar kadar fark veriyor. Yani bir projelerden bir tanesinde galiba t-testle alakalı bir şeydi. R'da t-test yapınca o elle yazdığımız formülde çıkan t-testten çok farklıydı mesela. Ya da 344'te
bu duration'ları mı hesapladım, bir şey yaptım böyle package indirip ve fonksiyonlara çok havalı bir şekilde girdim mesela. Tamamen puanım kırıldı. İnsanlar çok güzel hesapladı. Puan aldı. Ardan aldı. Yani belki bir input'ta ya da bir şeyde bir hatan olmuş olabilir. İkincisi de tabii şunu da, bu arada bütün bu anlatımlar hani bazen de biraz oversell ediliyor olabilir mi? Mesela şunu söyleyebilirim. Bir bankada çalıştığınızı düşünün. BDDK gibi ya da işte international validasyon ekipleri dokümantasyonu şusu busu daha iyi olan MATLAB'i bazen ara tercih ediyor olabilir. Çünkü tam arkasında duramıyorsun. Çünkü o kodu yazan muhtemelen XYZ Üniversitesi'nde bir hoca ya da bir profesör ya da bir doktor öğrencisi falan. Onu mesela sen şu anda library indiriyorsun ya Ardan. Değil mi? Aslında o kimin yani birisi yapmış oraya koymuş ama inanılmaz bir testingden geçmiyor. Mesela 2020 muhtemelen Ocak'ta olan bir yeni bir AN algoritması çıkmıştır. Hani kim test etti? Nasıl? Yanlışmış muhtemelen hocam. Yanlışmış muhtemelen indirdiğimlerden. Seninki muhtemelen olay birileri hangisi daha iyi? Ona bir mesela arın falan problemlerinden biri o. Bir de bizim software'ci çocuklarla konuştum da hocam diyor yarın öbür gün diyor bunun paralı olmayacağını nereden biliyoruz diyor. Şimdi şüpheci yani open source ama hani yarın öbür gün Arda işte şu kadar paraya da işte ne bileyim Microsoft satın aldı mesela hani onu. Hani böyle düşündüğümüzde de her şeyi hakkını verecek kadar değerlemek lazım. Hani bir hype falan ama tabii ki MATLAB'da ayda $10,000 bir banka bunu hayatta kullanmıyor. $10,000 yani kişi yani çok çok pahalı, biz üniversitede bedava kullanıyoruz ama hani öyle bakarsan da hayat boyu kullanabileceğin bir şey. Open şeyde yani hiçbir şey de dediğine katılıyorum. Hani ben de mesela rastladım. Çok komik hatta. İki tane şey ders için mi yapıyordum emin değilim. Bir random number yapıyorum. Arın iki bir laptopla diğer laptop arasında aynı numerical accuracy de başka şey. Random number'ı başka atıyor adam. Aynı CD veriyorum mesela. CD diyorum 001. Ya olmaması lazım. Hani çok kötü bir şey bu. İki versiyon arasında böyle bir şey geçişi var. Onu söylememiş falan. Şimdi onunla ben yani gibi. Yani böyle şeyler var tabii ki. Hep questioning. O anlamda da yani böyle çok hiçbir şey üzerine atlamayın. Zaten yani şey bu. Yani iyice aklınıza yatacak şekilde. Yani o yüzden bence hiçbir ders yani de intuition'ı anlayana kadar üzerinden geçin bence. Bunu da anlattıktan sonra burayı istiyorsanız kapatıp iki dakika ara verip şeye geçebiliriz. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu alakalı. Bu Andrew Nagin'in bir tane Coursera'daki şeyi vardı. Machine Learning'e giriş. Biliyor musunuz? Yani ben duymuştum. Onun mesela ilk dersinde linear regression ve logistic regression'a girerken direkt gradient descent'le giriyordu. Evet, hani evet, öyle başlıyordu. Evet, evet. E olarak da hani direkt olarak kendin kodla yazabiliyorsun. Hani herhangi bir packet kullanmadan otomatik olarak o gradient descent'i normalde o MATLAB kullanıyor ama MATLAB'e de şey olarak Octave diye ücretsiz bir yazılım var. Bu tabii ilk gitti yani ilk bu işlere başladığı zaman varlar marlar popüler değil. Yani adam da kendine göre haklı. Yani şimdi olsa muhtemelen kullanmazdı. Ha? Evet işte yani onun Octave üzerinden de direkt otomatik olarak bu gradient descent'in yapılışını aslında gösteriyor size. Yani kursunda. İlk 2-3 dersinde zaten ücretsiz. O şekilde yani ben oradan gradient descent'i öğrenmiştim. Aynı zamanda hani gradient descent grafiğini çizerek de böyle 3-4 parametre kullanarak da güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani o bilgisayarın o computation aşamasında da hani mesela 1000 iteration'la falan bayağı bir yoğun bir şekilde hesaplıyor ve hani o şekilde çok iyi görmüştüm yani o kursta. Anladım. Yani orada anlatıyor. Doğru. Yani sonuçta ama deminki sorular hala valid. Yani sonuçta hani çok fazla yani böyle daha böyle normal yani türev alma yani analitik olarak daha iyi türev yani çünkü gradient içinde türevi alacağım mesela. Çok kompleks bir şeyde türevi doğru aldım mı almadım mı falan hani böyle aşırı professional değilken de tabii ki black box'ları bırakmak gerekebilir. Çünkü zor yani. Değil mi? Mesela basit bir şeyin türevini hemen alırsın, koyarsın. Çünkü öyleyse çok kolay. Değil mi? Mesela Neuronet'te bunu yap diyelim. Hani orada başka bir hataya açık olabilirsin. Yani demin Gülgün'ün sorusu açısından soruyorum. Çok aşırı pro değilsen de yani CS people falan hani ve soru da çok unique değilse çok da karıştırmayabilir o oyuncu şeyi. Ama tabii ki pedagojik olarak öyle bir şeyin üzerinden additional geçmek faydalı. Yani o dersinin şeyi. Onun hatta Stanford'daki dersi de ücretsiz. Daha da eski tahtada anlattığı bir ders var. Evet o galiba zaten Stanford'da. Onu sonra oturtuyor. Sonra zaten Coursera'yı da kuruyor falan filan. Evet. Onu anlatırken adam orada. Yükleniyor oradan. Hı hı hı. Şeyleri.
Başlayalım mı? Hocam bir de bu sunumu şey bu slaytları yükleyeceksiniz değil mi? Tabii tabii yükleyeceğim. Atlamış olabilirim. Atladıysam hemen bunu şey için bunun yürüdüğünden anlayın hikayesi. Hı hı. Tamam onu yapıyorum. Ödev geldi değil mi? Onu neyse onu sonra salı günde konuşuruz. Şimdi bir başka burada ilgili soru yoksa önemli bir konu. Yani tabii ki biraz daha yani light değil ama biraz nonlinear şey, biraz online birkaç kurs falan oturtursunuz ama temel mesajı bu. Hani nonlinear niye kullanılıyor? Niye hala popüler değil? İşte bilim iktisatçının mainstream ekonomistlerin işte o bir parça teori beklentisinin yarattığı bir şey. O bir problem. Ama endüstri sıklıkla kullanıyor. Yani çok daha kompleks ve şey konular da bu kadar iyi çalışıyorsa hani bizim sistemlerde niye olmasın? Görüyorum arada birkaç enteresan şey var. Çok varyantları var. Convolutionary neural network, işte hatta deep learning vesaire. Bu mantığın daha da genişletilmişi. Biz mesela yani şimdi detaylara girmeyeyim artık ama bu varyantından hani nasıl linear square'den biz bir sürü şey çıkarttık. Neural net'ten de yine şey yapan, bütün açıklarını kapatan şeyi çıkartıyoruz. Ha, geriye geldiğimizde gösterdiğim grafik yine çok önemli. Bugün de anlatacağım konularda da dahil olmak üzere yine de en popülerleri işte logistic regression geçen dedi gösterdiğim gibi grafik dedi. Hani yani bütün o kadar her şey çalışılıyor ama hani görece de simple belki daha böyle straightforward şeyleri de kullanmayı tercih edebiliyorlar endüstride. Nedeni de tabii ki kullanım kolaylığı, iletişim kolaylığı, know-how rahatlığı. Şimdi know-how'da da şimdi hani bize tabii şey geliyor ama hani böyle sağda solda hatta applied ekonomistlerle bile hani konuştuğunda yani metot işi ne bu kadar yani hakimiyet başka bir şey. Yani o datayı uygulayan herkesin sanmayın ki detaylara bu kadar hakim olduğuna. Yani özellikle pure applied research yapanlar açısından söylüyorum. İşin metodunu öğrenip de application'a geçmek de ciddi bir iş. Yani kolay değil yani. Hani çünkü bir uzmanlık gerektiriyor. Yani metot konusunda intuition olmak da çok yani çok basit olmadığını ben hani etrafla konuşunca anlıyorum yani. Hani adam koyuyor R'dan ya da işte Stata'dan çıkartıyor bir sonuç, onu yorumluyor falan. Yani as a first approximation. Hani onun biraz daha detayında girersen, o algoritma nasıl çalıştı, o öyle miydi, şöyle bir robustness check falan, oralara pek giren şey yapmıyor tabii. Ama bence her zaman olduğu gibi ne kadar yüksek derin know-how o kadar yorumu ve şey kapasitesini alıp götürebilirsiniz. Yani bilginin derin düşünmenin her zaman faydası şeyden çok daha yüksek. Yani hızlı bir şey yapmak değil yani burada amaç iyi yapmak yani. İyi yapmak olunca da yani çıkış noktasını iyi bilmek lazım her şeyinde, her şeyde. Şimdi bir başka konu var. Aslında bunu da işlersek zaten bence bütün bu machine learning hikayesi işlersek derken bu salı da yine anlatacağım. Belki bir ek ders yapabiliriz ya da bir video şey yaparım onu salı günü konuşalım. Salı biraz uzun yapabiliriz ama dersiniz vardır muhtemelen. Gibi. Yani onu konuşalım. Ders salı günü geldiğimizde ya da arada konuşuruz. Şimdi another issue which is very popular in machine learning is trees. So far all these methods
somewhere or other, maybe not in econometrics, but in statistics and other disciplines have been popular. But these ones, the recent and the, so they're popular in physics and other like computer science, the decision trees. And but in 1980s, they have been developed. I believe Breeman is the first one who have written a book paper on it, and then it became popular. But that possibly he was a physics educated person to switch to CSN statistics. So that's why it became popular. It's a very interesting area, and also improves your modeling standards or vision in a way. And it has a different type of, let's say, looking at things in modeling. And we'll discuss that. And there are various things that you can study, but Hall is a good one, and I'll follow Hall to a certain extent. And some parts of this Wilmot is also good that you might have a look at it for your later versions. And what we do is that we discuss why we have decision tree, where do we use them, and what are the variants of the decision trees. These are relatively most recent and popular machine learning techniques as well. Like they are, as I just show you in one day, that, you know, the most popular stuff that we have already discussed, but these methods are also used for more specific and more peculiar applications, and they have proven to be very useful and successful. Okay. Okay, so first of all, what is decision tree? Then you might have known in other courses in general about decision trees, like expected utility or game theory and so forth. But here, the usage is kind of different because we try to find out to come up with a better statistical classification by doing so. So in a way, what is a supervised learning method? We have discussed unsupervised learning method like PCA, but now we are again back to supervised methods. So in a way, you can use them in the context of regression-like issues. So there is a model, there is a why. Then we would like to fit or choose different features, but how to choose X's, or how to, let's say, decide on X's to find out why, again, supervised learning issue. So in a way, these are the methods, or these are the methods in which that what we do, we segment the predictor space into a member of simple regions. So we'll come back to that point with an example. For instance, how should I have a long data set, and then I'm dealing with either the credit default or credit application, to whom should I lend or to whom should I not lend? And these are the decisions. So where should I start my algorithm to decide on? For instance, should I, let's say, choose the person who is beyond a certain level of age, or beyond a certain level of, let's say, job experience, or let's say something else which is relevant to that. So what I would like to do, I would like to divide this sample space of a predictor space in such a segmented way, so they make kind of sense in terms of getting a better inference or better story about the data in terms of classifying the data. Okay, they are powerful because the nice thing about them, they pretend, or they mimic more like how human being behave rather than a typical logistic or other type of regression functions, because I'll come back to that point and try to convince you that, you know, that might be a better way of using it. Okay, so why decision trees are so popular? First of all, they're easy to describe, and interpretation is also relatively easy. And people, human being behavior seem to link this rather than the typical least squares or regression or functions that we use in statistics. So the third reason why they can easily be displayed, especially if you have a relatively small feature set, it's going to be relatively easy to display, to show that, okay, what are the forms of trees. And then they're also easier to choose, they're less sensitive to outliers. Okay, if there's a big outlier in or less or whatever, so you might end up with various stuff. And finally, it's easier to choose
which feature improves more, or which let's say threshold, or which level of X1 beyond and above a level of threshold will help me to predict Y in a better sense. Okay, so that is, let's say, the most important part of these those features. So let me try to motivate this with the following case. Suppose, let's say, a company's HR department and chooses or would like to receive some job applicants for a specific job, okay? So they just look at their past, and of course, they send, let's say, they accept CVs from internet or wherever, so there's no restriction. Anyone could simply apply. And at the end, they realize that maybe whoever they give, whoever they apply, only 20% will get the offer, the job offer, okay? So, and they seem to think that how to, what are the features to affect this job offer? And they rely on two things. The relevant degree, so whether, usually it happens in our application too. I mean, someone applies anything, but you have to find, first of all, what is, the relevant degree, whether it's a CS or finance or, this and that. So that should match with that. But there might be many applications from other fields. So first of all, you have to do that. And second, how many years that they do work. For these are two factors. Further suppose that maybe 50% of the people in general, or in the population, have the relevant degree. Okay, so the issue is the very important thing in this context. So should, at the end, if both these degrees and non-relevant degree or experience had a chance of finding these persons getting the job or not is an important issue. In other words, whether these features will improve on your predicting to whom that you will get the job and to whom that they won't be getting the job is more important. In other words, whether there will be unconditional 20% in a random way that you choose who get the, job offer, or whether I have some addition, whether if I know that a person had an experience of, or had a, a relevant degree and more than 5 years of experience will get the job with much more probability or not. So that's why what I would like to find out by these trees is to process that information in such a way that I'll get some additional insight about that. In other words, my informativeness or the information content of choosing some of these features, whether will there be improving my choice, improving my algorithm or not. Okay, so that's the idea of using these decision trees. So in a way, what you would like to find out whether you can find a certain threshold or certain feature in such a way that if you start to distinguish among the applicants through that, whether that will improve on your quality of your choice, rather than an unconditional 20% of the people that you could be choosing on the job. Okay, so first of all, the feature relevance or feature extraction in a way is the major source of use of this decision tree in general. Okay, let me give you a further example and then we can understand it better. First, suppose that 30% of the people with a relevant degree receive a job, whereas 10% of the applicants without a relevant degree receive the job. So since there is 50% of the person having this one, so altogether again 20% of the people would give the on average would get the job. So the question is that whether there is an information gain to know the feature of relevant degree is important or not. Okay, so what I would like to test here, or what are the metrics that I could find out whether having a relevant degree improves on my decision
information gain by knowing this type of thing or not. For instance, let us look at here. So whether the person has a relevant degree, if yes, then you can say no. And then we can say how many years of experience, let's say more than 3 years of experience. If there's no relevant degree, then maybe 7 years of experience can catch up a bit. And then we can discuss whether you have a good communication skill or it's a good communication, then you get a job offer. And then here we have, so there's this guy can control that. But what is important here is that whether such a distinction of these trees can help us in terms of this job offering, so that I have a better information without knowing these information, without knowing these features, plus the thresholds of these choices are the two things where we discussed in the tree selection or tree modeling in a way. Okay, so the issue, the very important issue is that if I do this type of, let's say, segregation, where should I start at the first place? Second, if I do so, I start from, let's say, the root of this tree, and then I somehow need to show that starting from my questioning by first of all asking whether the person has the relevant degree or not. And then the second, the experience. But in terms of the experience, what is very critical is that what could be my threshold? Okay, so the first thing is that where should I start with the root? Because that should be informative. Having a relevant degree should make a difference in terms of, should make a statistically informative informative contribution to my decision by knowing, let's say, the most relevant feature to start with. And the second, what follows my first route, which feature, and plus, if that feature, but which could be a threshold level of, let's say, of that particular level should also be chosen in this regard. And then what is the third level of importance in my informativeness, and then the fourth level, and so forth. So by making such a choice, my whole informativeness should have gone up so that I can choose, I can describe it better. And if I do so, and if I do a training test, and then if I simply write down the algorithm like that, I might end up with some predictions here and here and here. So that will make my new job applicant's decision in a much better way, even though in population, unconditionally, 20% of the people will be accepted. But in your specific case, you will know to whom that you look for. So you can write a simple algorithm, and then you can simply do a job offer on the basis of the following algorithm in a way. So that is a very intuitive way of explaining trees in general, the use of it. But what we do here, first of all, as we do in the regression, we will find out a prediction for each of these particular cases in this type of map. In other words, if I come to that node, I know that the probability of let's offering a job is 90%, here maybe 80%, here maybe, let's say 70%, here maybe, let's say 4%, and here 0.01% or whatever, a kind of, so okay, or 0%. So in that regard, what do I do? As if I do like a prediction, but that prediction is not like how we do the beta 1 times x1 plus beta 2 times x2, where x1 is, let's say, experience, and x2 is whether the person has a relevant degree or not. So as you can see, as x goes up with a fixed beta, probability of job offering goes up and down in a linear way, and vice versa here. But as you see, there are much different segmentation and much different nonlinearity in here, unlike with what we discussed in the logistic regression or the linear regression. Buraya kadar ki kısımda, Sami geç geldiğin için sana şey yapıyorum. Çok hızlıca ne şey yaptık? Yani tree'ler niye önemli bizim için, decision tree? Hocam anladığım kadarıyla tabii. Anlamışım. Direkt bütün kümeyi hareket ettirmesini istemiyoruz mesela. Bazı veriler, mesela işte experience'de gördük 3 yıl öncesi daha etkili. Direkt
veriyi ayırıp orada farklı şeyle, kasayla daha iyi bir tahmin edebiliyoruz sanırsam. Anladığım kadarıyla yani. Güzel güzel, bu doğru. Biraz daha genişletelim. Velihan. Yine bak hep aynı o dünyadan gel. En basit bildiğimiz bir değişkenli bir OLS'de, iki değişkenli bir OLS'yi bir benchmark alırsak oradan hafif hafif kopmaya çalışıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Ya da unconditional ben %20'sine job offer verdim. Biliyorum bunu. Hani gözüm kapalı %20'ye random versem rezil bir sonuç tabii. Hani. Ama ben ne yapmaya çalışıyorum? Daha educated bir şekilde ayrıştırıyorum. Şimdi sen kendi cümlelerinde bir şey. Şimdi şöyle, öncelikle bu hani son iki haftadır yaptığımız unsupervised metoddan farklı olarak tekrardan bir supervised learning. Hani gene bir classification teması üstüne kuruluyor. Yani aslında ilk metotlardan da çok bir farkı yok ama avantajları var. Ne mesela? Tabloya baktığımız zaman direkt çıktığı görebiliyoruz. Hani genel olarak bir tane kök var başlangıç olarak. O kökte de işte belirli bir hani feature'lar arasındaki ilişkilere dayanarak kararlar veriyor. En sonunda da çıktığı bize bir eleme, bir classification işlemi sunuyor. Peki ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya? Peki nedir? Amacımız ne bunu yaparken? Yani neyi geliştirmek istiyoruz? Hocam şey, segmentasyon yaparak şeyi yani genişletmekten sonra hocam daha böyle şey, segmentasyonu kullanarak daha verimli bir output almaya çalışıyoruz gibi anladım ben. Verimi nasıl tanımlıyoruz? Güzel. Verimi nasıl tanımlıyoruz? Bana öyle bir, yani benim ağaç üzerinde bana öyle bir patika sun ki mesela o patikanın sonucunda job offer'ımın mesela yüksek olacağı bir case var. Başka bir patika sun ki yani onun devamında bu sefer de job'ı vermeyeceğim case olsun ve bu tip ayrıştırmalar öyle bir şekilde yapayım ki ben feature setimi o kadar güzel bir parçalamış olacağım ki ben nereye bakarsam ne çıkaracağımı sağlayacağım. Dolayısıyla bana bir enformasyon sağlasın diyorum. Sağlarken de kullandığım en önemli noktalardan biri. Biz birinci soruya nereden başlayayım? En önemli soru bu. Birinci soruya nereden başlayayım? Nedir bu? İlgili iş şeyi var mı mesela? Onu ayrıştırdıktan sonra yani doğru degree'ye mi başvurmuş? Adam muhasebeci olup da machine learning'e mi başvurmuş? Yoksa adam CS'ci mi başvurmuş mesela? Bu birinci, buradan başlayalım diyoruz. İkincisi başvurabilir ama iyi mi, yeterli mi? Experience'a bakıyoruz. Ondan sonra relevant degree'si yok ama çok çalışmış o sektörde. Bu da biraz kurtarıyor olabilir diyoruz. Bu sefer bu ayrıştırmalarla o zaman ikinci nereye bakalım sorusu. İkinci nereye bakalım? Deneyim. Peki deneyim sorusunun cevabında da deneyim 0 ile 20 yıl arasında hangi yılın aşağısı ve üstü diye acaba ikinci bir sınıf oluşturabilirim? Değil mi? Ya da adamın hiç job offer yoksa bu sefer yüksek bir deneyimi varsa acaba kapatabilir mi bunu diyerek ben adım adım bu tree'yi parçalıyorum. Dolayısıyla tree'yi parçalarken lineer dünyadan farkımız ise şuraya geliyor. Biz lineer bir dünyada hani dummy bile kullansak ne diyoruz? İki tane değişken kullanacağız. Job relevant mı değil mi? 1-0. 2. Relevant job ve yanında da experience. Ama burada bir önceliklendirme var mı Sami? Yani biz regresyonda hem job relevancy hem experience'i kullansak bir önceliklendirmemiz olacak mıydı? Hayır, ama tree'de üste taşıdıkça daha öncelikli. Dolayısıyla hafif hafif ben ne yapıyorum? Ayrıştırıyorum yani. Ben bu alanı seçtiysem bu alandan sonra buraya doğru gidebilir diye bir hiyerarşi kullanmış oluyorum. Gibi hocam aslında. Hani hiyerarşi bir filtre gibi böyle. Aynen öyle. Süper. Tamam. Koyuyoruz alta hani akanı alıyoruz. Hani damıta damıta geliyor yani. Aynen öyle. Sonuçta aşağıdakinin ortalaması zaten senin şeyin olmuş oluyor ama burada ne sağlayacak adam? Öncelikle HR departmanlarında bu arada inanılmaz kullanıyor machine learning. Ben mesela hangi segmente saldırayım? Aslında şey olarak düşünürsen de pazarlamada da hani ben yani işte 35 yaş üstü işte beyaz yakalı bilmem işte ne bileyim Nişantaşı'nda yaşayan bilmem neye gidersem satışım şu kadar, buraya gidersem de acaba adamın şöyle bu kadar mı dediğinde o zaman senin marketing saldırında ne yap bir segment. Sonuçta satabileceğin ürün sayısı popülasyon belli. %15-20 ona uyan kişi sayısı belki bu kadar ama ben hangi kombinasyonlarında gidersem buraya yaklaşırım. Hangi kombinasyonlara gidersem de hiç yaklaşmam diyorsun. Dolayısıyla istediğin ve istemediğin kesimi de ayrıştırdığın için sana oldukça informatif bir prediction kapabilitesi sağlamış oluyor. Ve müşteriyi ya da ürünü ya da batığı ya da neyse çok daha iyi anlayabiliyorsun hangi faktörlerle. Dolayısıyla tekrar ediyorum 3 temel nokta burada çok çok önemli. Bir, bu karar ağacına nereden başlayacağımızı birincisi seçiyoruz. İkincisi karar ağacımızın yani root diyorum oraya. Root'un ikincisini sağlayanla yani birincisini ben en önemli feature'ı tek başına en informatif bir kişinin relevant job'u var mı yok mu en önemli ayrıştırıcı. Relevant job'u olanlardan da job experience'ı 3 yıl ötesi ve aşağısı diyeceğim case'i bulmak için ikinci nedir? Job experience. Üçüncü nedir?
yaşadığı işte yer İstanbul, Ankara, İzmir vesaire 4-5 diye gidiyor. Bunların her birini öncelikle hiyerarşik olarak sıralayabilmem lazım. Bunu yaparken de bir de threshold seçebilmem lazım. Kaç yıllık bir deneyimi ne göre bunu yapıyor olmam da ikinci bir sebebi. Dolayısıyla aslında kendi adıma bir regression yapıyorum ama regression'ı çok daha hiyerarşik ve alt katmanlarda yapıyorum ve irrelevant olan alanlara belki hiç dokunmayacağım mesela. Sadece relevant olanlara dokunarak çok daha iyi ve etkin bir prediction yapacağım. Şimdi bunu yapmanın yolu işte en önemli bizim bu derste anlatacağımız konu. Statistical Information Theory diye çok önemli bir dal var. Özellikle elektronikte de haberleşme ve birçok şeyde hatta çok ilginçtir. Bu 5G teknolojisi biliyorsunuz çıktı. Huawei buldu biliyorsunuz ve onun da arkasındaki teoriyi yapan bir Türk profesör Erkan Bey yanlış anlamıyorsam. Bilkent hocası. Evet Bilkent hocası. Hatta abisiydi ben hani tanıyorum bir aşamada. Ve bu 5G bu enformasyon teorisi yani şimdi çok da bizim basitine geleceğimiz konunun teorisini çok geliştirdiği için 5G şeyini yapıyor. Yani enformasyon teorisi de benim hani şey yaptığım kadarıyla yani o parçasını elektronikte böyle sinyallerle şey arasındaki noise'u ayrıştırabilmek için belli metrikler geliştiriyor. Tabii bu uydu sistemleri vesaire içinde şey onu daha efficient hale getiriyor. Bu Shannon işte ya da işte o tip birkaç çok meşhur profesör var sanıyorum. Erkan işte o Bilkent'teki hoca da onlardan birinin MIT'li öğrencilerinden biri. Olayın tabi ekranı buraya kadar gidiyor ama bizim kullanımımız tabii çok daha statistically simple. Bunun adına biz entropi diyoruz. Entropideki temel mesaj şu. Bu arada diğer ders için bir şey yapayım. 5-6 dakikada bırakacağım. Temel mesajımız şu. Genellikle enformatif olup olmadığını söylediğimizde hani normalde bir %50-50 bir tose coin attığımda zaten gerçekleşme ihtimali 50-50. Yani burada ekstra bir şey yok ama sürpriz nereden geliyor? Ben 50-50'den sapmaya başladığım şekilde dediğim için burada özellikle iki tabanına göre logu bir metrik olarak kullanıyorum. Neden iki tabanına göre? Çünkü binomial ya da işte dijital yani outcome 0-1 olduğu için çok hani başka şeyde de kullansan metrik olarak çok şey yapmaz ama ikili kullanmamızın nedeni temelde bu. Dolayısıyla buradan hani başlıyorum. Mesela eğer event certain ise log p eşittir 0. Buradan da hani nedir? Enformasyon hiçbir şey gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz ama enformasyonun daha farklı şekilde gelebileceği, sürpriz yaratabilecek bir metriği nasıl ölçeriz sorusunun da genel entropi dediğimiz bir uncertainty tanımında gerçekleşme ihtimalleri çarpı log pi'lerin toplamları oluşuyor. Dolayısıyla bu da pi dediğimiz bütün outcome'ları yazdığımız için bir mesela unbiased bir para için bunun hani bir olduğunu hani görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan sapmalar ve bunu bana azaltacak olan unsurlar bana enformasyon katkısı sağlamış oluyor diyeceğim. Birazdan demin bahsettiğim örneğe gireceğiz ve burada da buradan bana sağlanmış olduğu ekstra enformasyon bilgisi hiç dokunmamam gerektiği yere göre avantajlı olan ayrışmaları değerlendirmek için entropiyi kullanacağım. Yani entropi bana ekstra bir enformasyon sağlaması amacında kullanılıyor. Burada mesela karar ağaçlarında da bunu kullanacağım ki information gain'im en fazla artırayım. Nedir buradaki information gain'imiz bizim? Acaba deminki soruya geri dönersem information gain'im benim burada nedir? Acaba ben vatandaşı degree'lerine göre mi seçsem? Yıl experience'larına mı göre seçsem, deneyim yılından 3 yıl ya da 4 yıla göre seçersem bana ekstra bir enformasyon sağlıyor mu kişiye job offer vermemde? Ya da ötesinde İstanbul'da ya da Ankara'da yaşadığı yer mi önemli, ailesi mi önemli diye adım adım gideceğim tüm feature'ların benim kararıma ekstra bir informativeness yani bilgi seti kattığını öğrenmek için kullanacağım bütün bu anlattığımız entropi uygulamasını. Yani unconditional olarak zaten ben işte %50-50 seçtiğimi düşünelim. %50-50 değil de başka bir şekilde 30'a 70 ya da işte 40'a 60 seçersem burada bana acaba ekstra bir enformasyon sağlıyor mu sağlamıyor mu sorusunu bulmak için kullanacağım yöntem burada bahsetmiş olduğum entropi yöntemi olacak. Şimdi örneğimize devam edersek burada da
Burada da hani daha çok detaylı okuyup oturtmanızda fayda var. Konu hani conceptual yani özellikle entropi konusu biraz daha derin ama şey önemli. Burada da yani demin gördüğümüz gibi entropiyi burada çizdiğimizde hani bu olasılık mesela 0.5'te entropi 1'e geliyor. Dolayısıyla bunun aşağısında bir olasılıkla ya da bunun üzerine bir olasılık geldiğinde yani ne yapıyorsun? Bir sürpriz ya da sana bir enformasyon katmış oluyor. Yani bunun gelebilme ihtimalinin başka bir strateji açıdan geldiğini, aşağı ya da yukarı olduğunu görmeniz açısından önemli. Entropi dediğimiz şu mavi tam 0.5'in tepesinde ne oluyor? Maksimize oluyor. Dolayısıyla ben information gain varsa bunun aşağısındaki bir yere doğru gitmem gerekecek. Burada da şimdi göreceğimiz gibi unconditional hiçbir şey yapmamaya göre acaba bir şey yaparsam yani başka bir şekilde klasifiye edersem bana bir information gain sağlıyor mu diyeceğim bir nokta. Şimdi çok daha iyi oturacağını varsayıyorum bu örnekte. Mesela hani bir sıfıra 80'e 20 dediğim yani job offer ve job offer'ı vermedim. Bir de job offer'ı mesela relevance degree ya da irrelevant degree ya da işte diğer demin bahsetmiş olduğum gibi ayrıştırarak verirsem bir şey sağlayabilir miyim? Bunu bulmaya çalışıyorum. Öncelikle 80'e 20 kullandığımda entropi hesaplıyorum 0.5. Hani burada elimdeki informativeness seviyesi ya da entropi seviyem bu. Şimdi bunu 30'a 70 ve 1'e 90 şeklinde yapıp mesela yani %30'a 70 bölüyorum mesela demin konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla ve bunu da 0.10'a 0.9 şeklinde bölüyorum. Nereden buluyorum bunları da? Nedir 0.30, 0.90 mesela? 0.10 dediğim, 30 dediğim relevant degree olması 10%'inde bunlardan değil mi? Relevant job offer'ı aldığı şeklinde yani 30 varsa diğeri de olmamış oluyor. Dolayısıyla 30'la 10'ını ayrıca hesapladığımda bu node ve bu node'a 0.61 ve 0.32 gibi iki değerle yaklaşmış oluyorum. Ve sonradan da 50-50 bunun ikisinin birden gerçekleşmesine gittiğimi düşünürsem yani relevant degree olan ve olmayanın etkilerini ayrıştırdığımı düşünürsem buradan da bulduğum yani burası relevant degree olanlar bunlar olmayanların job offer alma entropileri bunların da 50-50 geldiğini düşünürsem toplam entropim yani job offer'ı degree'lerine göre ayırdığımda elde ettiğim entropi kaç çıkıyor? 0.4680. Çok güzel. Başta hiç bilmeden girseydim kaçtı? 50. Çok güzel. Ne yaptım yani ben? Entropimi düşürerek buradan bir enformasyon gain'i olduğunu kendime ne yapmış oldum? Göstermiş oldum. Bunun gibi diğerlerinin de yani diğer feature'larında job experience vesaire vesaire teker teker aynı mantıkta adım adım ayırarak tekrar onların da entropilerini bulursam eğer o zaman bir hiyerarşik olarak diyeceğim ki entropiyi en fazla düşüren feature'la ben decision node'un hemen root'una gireyim. Ondan sonra bu sefer bunu sequential yapacağım tabii. Birinci root'a girdim ve en iyi ayrıştıran, tek başına en iyi ayrıştıran başlangıç noktamdaki feature bu ise ikinci feature'ım bunun yanına neyi eklemek olacak? Bunun ikisini ekledikten sonra üçüncü feature'ım ne olacak diye adım adım giderek ben burada bu hiyerarşiyi yani demin göstermiş olduğum decision tree'nin akışını kendime göre gösterip buradan sonra buradan da bu stratified, bu segmentasyon sonucunda hangi ihtimalle her birinin job offer alıp almayacaklarını ne yapmış olacağım? Kendi kendime test etmiş olacağım. Özetle hiçbir bilgi olmadan yani herhangi bir faktörde %20'si job'u alır, 80'i almaz. Yerine %20'si böyle ama acaba ben bir ayrışma yapsam relevant job experience olanların %30'u kabul ediyor, %70 etmiyor. Relevant olmayan joblarda da %10'u kabul ediyor, %90'ı kabul edilmiyor şeklinde bir karar ağacı noktasında bir ayrışmaya gitsem acaba bu benim
bilgi setimi improve ediyor mu etmiyor mu sorusu önemli. Tabii ki 30 ve 70 ve 10 ve 90 da tabii tahmin edilmiş bir değer. Benim bu subjektif olarak değerlendirdiğim bir şey olmadığı için ampirik olarak benim şeyimi burada ne yapmış oluyor? Desteklemiş oluyor ve bu da bana buradan bir yerden başlamam gerektiğini söylüyor. Yine bu noktada Sami'ye dönerek buradaki entropi nedir? Niye? Information gain nedir? 30 nedir? 10 nedir? Bir dakika içinde yine özetlersen. Tamam. Yani entropi yani hiçbir şey olmadığında genelde sıfır elle gitmesinin sebebi o. Hani hep bir bilgi geldi. Hiçbir şey yapmadık. Zaten bu kadar düzensizlik geliyor. Yani random gibi. Ama biz eğer yeni bir variable koyarak bunu düşürebiliyorsak, yani orada bir bilgi kazanımı sağlıyorsak bu bizim avantajımız. Bunu işte kırılımları sağlayarak daha etkili bir tahmin yapmakta kullanabiliriz. Sonra bu bütün her bir variable için ne kadar gain kazandığımızı hesapladıktan sonra en çok gainimizi tree'nin tepesine yani en çok ayıran kümeyi. Ondan sonra alt kalemlerde gain azaldıkça işte kademeleri yerleştirip tree'yi tamamlamış oluyoruz. Sanırsam entropi hiç düşürmüyorsa onu tree'yi hiç sokmuyoruz mesela. Aynen süper. Yani süper ve biz birazdan göstereceğim. Maalesef bu işte diğer sınıfa geçeceğim için ilk defa Veriyan'da dersine zamanında yollamış olacağım. Bu şeyde de şu hikaye çok önemli. Bu feature'ları sort edeceğiz birden aşağı yukarıya doğru. Mesela şu en fazla bana entropiyi, en fazla unsort, en fazla bana enformasyon katanla başlayıp daha sonra onunla başladıktan sonra ikinciyi bu sefer biri dışıktan sonra diyelim k tane faktörüm var. Birinciyle başlıyorum. Sonra k-1 arasında bununla beraber bundle ettiğimde yani birinci kategorim benim işte job relevance, ikinci kategorim experience mı yoksa işte evinin yerleşik olumu, mail mi vesaire. İkisini yaptıktan sonra 3-4-5 diye adım adım giderek tüm tree'nin her dallarını aşağı doğru indireceğiz. Irrelevant'sa tabii ki onu en düşük olduğu için en dibe koyacağız mesela. Hiçbir faydası yok. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Bu 30-10 meselesiyle alakalı. Bu normalde ilk başladığımız zaman slide'ın yani en başında şey yazıyordu. Böyle bir işe alım tercihimiz var. Bu şeyi yaptıktan sonra, işe alım yaptıktan sonra observe etmişiz ki evet. Bunların 30'unu almışız, ötekilerin evet. 10'unu almışız değil mi? Bu bizim deneysel bir bilgi yani. Tabii. Çok güzel. Ya ben bunu subjektif olarak yapsam tabii çok doğru bir şey yapmıyor. Yani sonuçta o da müşahedeme, bir gözlemime dahil ki yani demek ki diyorum 30'da ya yani 30'da ben %30'u relevant degree olanları seçtim. Yani toplamda %20'ye bence buff'u veriyorum. Ama bir adam dikkatli diyor ki böyle yapmayalım diyor. Yani %20'si bunu biraz daha kime vereceğiz, kime vermeyeceğiz şeklinde düşünüyor. Yani mesela geçen prepayment diye bir şey anlatmıştım. Yani tam buna uygun bir şey. Yani bankalardaki toplam müşterilerin %5'i mesela prepay ediyor. Ama anlatabiliyor muyum? Binde beyi erken kapatıyor. Binde beşi. Ama hangi şartlarda erkek mi kadın mı vesaire yarıştırdığında bankaya çok daha relevant bir bilgi sunmuş oluyorsun. Yani gözü kapalı bu müşterilerin %50'si batar, beşi batar demek başka. Bu %5'i ekse batacak ama bu %5'in ağırlıklarını sen şu şekilde oluşturursan yani hangi ihtimaldeki kişi ne kadar batar kısmıyla ilgili ek bir bilgi sunmuş olacaksın. 30 ve 10'da zaten senin yapmış olduğun ara incelemeler sonucunda ya da incelemeler sonucunda ortaya çıkıyor. Dediğin gibi gözlemler ve oradaki analiz sonucunda ortaya çıkıyor. Yani aslında şey gibi mi? Ben bir iş teklifinde bulunurken benim kendi farkında bile olmadığım bir öncelik sıralamam var. Evet. Zaten uygulamışım ve işte %30 diploması olanlara vermişim, %10 olmayanlara vermişim. Bu decision tree ile aslında ne kadar neyi daha çok önemsemişim ve ne kadar daha çok önemsemişim bunun şeyin analizini çıkartıyoruz gibi bir şey. Evet. Yani sonuçta tabii ki senin gözlemlerin var ama senin de datan var daha doğrusu ama gözlemleyerek o dataya anlam katmaya çalışıyorsun. Sen diyorsun ki ya ben nasıl bir adam arıyorum? Yani her defasında aynı prosese girip adamlara tek tek soruyorsun. Hiçbir şekilde decision tree'nin hiçbir noktasına bakmadan 1000 kişiye birden ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun. Onlardan da 20'sine offer veriyorsun. Ama böyle diyor ki ya bu şekildeyse de ben bakıyorum sizin kararınız. Mesela biz de bir kere denedik çok iyi çalışmadı. Hani GPA'yı ne mi koyalım şeye mi koyalım hani master kabul sırasında. Buna göre bir ayrıştırma yapalım falan dedik. Yani oradan hani böyle hafif lojistik regresyon şeklinde. Yani mesela Boğaziçi ekonomi master'a kabul edilirken hani normalde işte yüzde diyelim o 20 kabul oluyor mesela değil mi? Ama bunlar nereden yani hangisine daha fazla kabul verme ihtimalimiz diye baksak muhtemelen datanın içerisinde orada hidden bir yapı var. Dolayısıyla orada ben çok da educated bir şekilde segment ediyorum yani. Bu adam demese diyorum ki şu profildeki adam ben %90'ına yakın job offer vereceğim. Onu sort et. İlk aşamada belki ilk e-mailleri onlara yolla mesela. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eminim ki 20'yi bulacağım ama 20'yi nereden bulacağım çok önemli. Bu arada çıkmadı mı hocam? Benim?
Denediniz, çıkmadı mı bunu? Yani ben şey yapmamıştım ama bir hocalardan biri dedi yani GPA, GRE falan tabii switchler var yol şey deniyor. Yani bu kadar decision theory like değil. Yani böyle genel olarak hani Excel'de şöyle baktığımızda falan. Hani arada bir iki outlier tabii çok önemli. Orada birkaç outlier çıkıyor. Gözlem de az tabii. Belki küçük birkaç sene için yapmıştık ama bence çalışıyor Amerika'da falan. Yani nasıl Excel'leri sort ediyorlar? Yurt dışında da Amerika'ya falan başvurduğunda önce Excel'den bir yerden başlıyor. Ne diyor? Şu adam geliyorsa burada iyi yapıyor diyor. Ya bu arada maalesef kaçmam lazım. Benim diğer section'da Cumhur beni bekliyordur. Hocam benim projeyle alakalı bir sorum vardı. Onu ne zaman sorabilirim size? Onu yani mail at istediğimiz zaman da ayarlarız. Tamam. Hocam bir de bugün Aydın'ın doğum günüymüş. Bu vesileyle de onun doğum günü. Bravo Aydın. Doğum günü Aydın. Olsun Aydın. Hocam link attınız mı öteki section için? Onu Coşku şey atmış olmalı Alperen. Hem sen bana mail atarsan sana da yollayayım eğer yoksa. Alperen atmış olması lazım. İki ben bakayım hocam. Görüşmek üzere. Kusura bakmayın bugün için. Yani ya da ilk defa normal şeyde yapmış olacağız. Görüşürüz. İyi günler.